Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ala Resulina Muhammedin salavatı. İtikad dersimiz 2. İtikadın ikisi. Normal ders 38. Dima 38. Dima'nın mertebelerinden son mertebe. İtikad. İtikad daha iyi anlaşılabilmesi için. İtikadın ifrat ve tefrit vasatı var. Bir de bu imanın sureti, kanuniyeti, hakikat-ı mahiyeti var. İtikadı aktif eden zemin var. Onları aktif eden. Dolayısıyla mefhumu muhalifiyle ittifakı aktif eden şeyin tersi ittikadı yok ediyor. Ondan sonra şimdi ben kahvaltıdan önce konuştuğumuzdan sıcak sıcağına başlayayım. Bozmayayım onu. Ona geri gideyim. Mesnevi 223. Zaten sizin toplama devam ediyor. Hülasa daha yapacağınız ama biz hülasayı bir yandan yaparak gidiyoruz. Ya aynı zaman evet. Hülasayı yapacaktık. Bir yandan da hülasası içine seçtiklerinizi okuyoruz. Evet, seçiyoruz. Neyse bitmez öyle. Yoksa şeydir, eğer bunu bitirirsem bir de itikadın kaynağı. Mahiyet midir? Şunat mıdır? Sıfat-ı zatiye midir? Sıfat-ı subutiye midir? Esma mıdır? Onu konuşacağız. Onu Allah nasip etti. Veya zannediyorum. Şimdi en son konuştuğumuz mevzuyu canlı tutmak adına o akrebiyet, kurbiyet meselesiyle. Şimdi ben metni okuyorum. Ehl-i Şuhud dediğimiz, Mesnevi Nuri 223. Sayfa kaç abisin defterde? 222. En son sayfa. Evet. Defterde 222. Bazıları Risale-i Nur dahi yazsan deftere, defterden okuma diyor. Kitaptan oku diyor. Doğru mu diyor? Doğru diyor. Peki bazıları ne farkı var diyor, o da doğru. İkisi de doğru. Şimdi Ehl-i Şuhud dediğimizden maksat Ehl-i Şuhud. Şahit oluyor. Avamın itikat ettiğini. O şahit oluyor. Bunlar Evliyaullah'tır. Zira velayet sahibi, vilayet oradan geliyor. İstanbul, Çanakkale vesaire, vilayet var ya. Velayet sahibi, yetki sahibi. Zira velayet sahibi, burayı dinleyin, avamın itikat ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Buna ait bir hatıra, Risale-i Nur'a çatışmıyor. Sungur dedi, senin kalbinde olan Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir. Ben yazdımsa da yine sensin ol ben, içtikten ne çıkar, bendeki benlik yine senden diyen zat var ya. Dersimi Kab-ı Kavseyn'den aldım el aman diyor. Nereden almış? Kab-ı Kavseyn. Kab-ı Kavseyn neresi biliyoruz değil mi? Birden. Evet, birden böyle toplum vermek değil, birden. Kab-ı Kavseyn, Arş-ı Azam'dan sonra, imkan ve vücub ortasında. Ustad da onaylıyor. Dersimi aldım Kab-ı Kavseyn'den el aman diyor. Niçin söylüyorsun bunları? Avamın itikat ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Evliyaullah. İtikat ettiği, avam itikat ettiği. Onu konuşacağız, paragraf bitireyim. Kur'an yolu ile gidenlerin silah ve zahireleri ise, bu velayet yolu, tasavvuf daha çok, öyle halle müşahede ediyorlar. Kur'an yolu ise bir başka yol. Üç yol ya, bir kalp yolu, bir de dima yolu,
bir de sahabe yolu var. Cadde-i Sura, Vusta, Kübra. Kur'an yolu ile gidenlerin silah ve zahireleri ise Kadir-i Mutlaka, Gani-i Kerime olan tevekkül, tevekkül onları temin eder. Yani bunların, avamın itikadı, ehli velayetin şuhudu, velayet-i kübra sahibi ise Allah'a tevekkülle elde ediyorlar. Çünkü tevekkül, konuşacağız ama, imanın zaruri özelliğidir, sıfatıdır. İtikad sahibi değil. Yani tevekkül ehli, tevekkül ve teslim ehli, iman ehilleridirler, itikad ehilleri değildir. Tevekkül, çünkü tevekkül niye? Tevekkül diyor, istinat ve istimdat noktalarını tazamun ediyor. Bu, bu itikad yapamaz. İman yapar bunu. İstinat ve istimdat. Çünkü itikad, sebep-sonuç arasındaki bir berzahtır. Mesela sebep-sonuç arasında, sonuç meyve, sebep toprak. Bu arasındaki berzah, eğer sonucu Allah ile özdeşleştirirse, ona taşırsa, ona bağlarsa, bu itikadı düzgün denilir. Bu itikattır. Eğer sonuç olan meyveyi sebeple özdeş yapar, ona bağlarsa, ona götürürse, itikadı bozuktur der. İkisi de itikattır. Peki, bu manada iman? Bu manada sen mi sebep-sonuç arasındaki toprakla meyve arasındaki bu şey bağları yapıp bu sonucu bu yapamaz, bunun arkasında birisi var, eğer Allah derse, Allah da bu itikadına verdiği cevabın adı da imandır. İman cevaptır. İntisapla nesep gibi oluyor abi. Gibi. İkisinin arasını evvel ahire intisapla kurarsa nesebine götürüyor. Yani. Nesebine götürür. Mesela bu noktada itikat kurbiyettir diyebilirsiniz. Çok rahat. İman akrebiyettir. Çünkü niye? Kurbiyet kişinin Allah'a yakınlığıdır. Yani sen Allah'a çok yakın olabilirsin yani. Öyle hissedersin çalışır. Ama Allah onayladı mı bilmiyoruz. Yani kurbiyetini onaylarsa akrebiyet manasında olan imanla cevap alıyorsun. Şimdi devam edeyim okuyacağım maddeleri. İtikad dersi çok ilginç ve tuhaf. Okuduklarım var ya şu anda, 206. sayfadan 222'ye kadar olan sayfaların yeri, okuyacak mevzu, okumuş olduğu mevzunun üçte biridir daha. Daha hulasası çıkmadı. Demek ki tevekkül, istinat, yani Allah'ı, istimdat, ahireti noktalarına tazamun ediyor. Yani ikisine şuuru olan da tevekkül olur. Tevekkül seviyesi bu iki noktaya şuuru nispetindedir. Bu tevekküle yazabilirsiniz bu kata. Tevekkül seviyesi, kalitesi, yani tevekkülün hakikati nokta istinat ve nokta istimdattan medet alır. Nokta istinat Allah'a iman, nokta istimdat ahirete iman. Bunların farkındalığı ve şuuru kadar senin tevekkülün olur. Tevekkül olunca da teslim olur. Bu noktalar da kelime-i tevhidi istizam ediyormuş. Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid de namaz iktiza ediyor. Namaz da ubudiyetin esas bir rüknüdür. Ubudiyeti emreden tekliftir. Devam ediyor. Şimdi ben burada çıkarttığım maddeleri okuyorum. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şu acaba sizin söylediklerinizi destekler anlamında bir şey mi? Allah'la kul arasında hiç kimse giremez diyerek günümüzde bazı alimler, alim olduğunu iddia edenler
peygamberimizi bir şekilde devre dışı bırakmaya çalışıyorlar ya, hem onları çürütüp hem kendi davamızda da haklılığımızı ispatlamak adına, evet Allah'la kul arasında hiç kimse giremez ama iman boyutunda. Bu imandır. O evet. Dediği imandır. Evet. İtikad başka bir şey. İtikad başka bir şey. Ama itikad, cemiyetin itikadı bozuk. İtikadı bozuk iken imandan dem vuramazsın. Çünkü iman nedir? İman sebeple sonucun arkasıdır. Hiç alakası yok bununla. İtikad ise sebep sonuç arasındaki ilişkidir. İman ise sebep sonucun daha arkasıdır. Çünkü iman şöyledir. Haşa haşa. Güneş Allah de. Oradan gelen foton ziyaya hidayet de. Camı açtın, içeriye girdi, çiçek büyüdü, oda ısındı, aydınlandın. Camı açtın ya, panjuru da kaldırdın. Hidayeti onaylarsa onun adı imandır. Sen de ortaya çıkar. Hidayetten, hidayet Allah canibidir. Allah canibinden kula karşı durumudur. O hidayeti onaylayan kulda ortaya çıkan mükafat adet Allah'ın akrebiyetin ifadesi olan imandır. Bak şimdi. Cemiyette konuşanlara veya diğer alimleri çok iyi belirlersin. Bak harita bak. Sebep toprak, güneş, hava, su, ağaç, meyve. Sebep sonuç dışında değil. Sebep sonuç ilişkisinde itikat, iman ise bu ikisinin dışında. Şimdi peki iman ne zaman geliyor? Doğru bir itikattan sonra iman olur. Çünkü Kur'an insanın itikadını oluşturuyor. Çünkü Kur'an dima akla hitap eder. Kalbe değil, ilk. Kur'an ilk önce vahiy dima iner. Niçin dima iner? Çünkü vahiyinin çıktığı yer lef-i mahfuz, onun karşılığı bizde dimadır, kalp değildir. Bu çok önemli çizim. Onu yeşil yazaydın esasına bir şey olmaz. Hangisini? O meçhulü. Tamam. Meçhulü garibim hep orada sıkışık kalıyor. Ufak gibi görünüyor ama. En büyüğünü tazama neden ufak. Saat şey gibi bir taraf böyle bir taraf böyle. Ne enteresan bir şey söyledi Harun Hasan abi ya. Ne dedi? Kum saatine benzetti orayı. Kum saatine o ince bel kısmı var ya, bütün ayarını veren. Tamam, doğru. Tam mecul işte, tam onu. Tamam. O yeşilin kalını var ya, bitme, canı bitmesi bile o. Oradan çıkarır mısın? Onu cebine koymuştum, getireyim. Onu ver. Alayım abi. Sonunda kapalı. Bir şey yapmayalım. Böyle alış.
Bak şu anda söyleyeceğim şey çok mühim, basit gibi gözüküyor çünkü sizin geçmişiniz çok dolu olduğu için. Tamam. Kapağı nerede bunun? Şu yukarıda. Bak, vahiy dimağa bakar, kalbe bakmaz. Vahiy biliyoruz, nereden geldi? Vahiy. Değil mi? Bunun bizdeki karşılığı neresidir? Dima. Vahiy de i ile y'yi yer değiştirseniz vahiy i arada olacak. Öyle. Tamam. Tamam mı aklım? Şuraya. O zaman vahiy bizim itikadımızı oluşturuyor. Vahiy imanımız oluşturmuyor. Allah. Yani vahiy sebep sonuç ilişkisini mi anlatıyor? Kainattaki evet. Sebep sonuç ilişkisini anlatıyor. Sistemi anlatıyor. Sistemi anlatıyor. Sistemi anlatıyor. Tamam. Vahiy Allah değil kendisi. Değil. Yani. Allah'tandır. İman ise Allah'ın kendisidir. Tövbe. Çünkü irade-i cüz'inin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu zatının bir nurudur. Yani esma değildir iman. Sıfat değildir iman. Şunat değildir iman. Zatının nurudur. Abi vahiy sanki şöyle oluyor. Cenab-ı Hakk'ın zatına bir zemin hazırlamak için geliyor, zemini düzeltiyor. Düzelmiş zemine zatın şeyi olan iman iniyor. Evet, niçin biliyor musun? Şaşıracaklar be hepimiz. Niye ben de öyle şaşırdım? Ne diyorsun sen ya? Peki duyuyor musun kulağım dedim sen. Kendi kendime konuşuyorum biliyor musun? Çünkü vahiy, subut-i sıfatın kelamdan geliyor, buradan geliyor. Kelam. Kelamdan geliyor. Peki, geliyor. Peki, kelamın içerisinde ne var? Kelamın içerisinde ilim, irade ve kudreti tazamun ediyor. Tazamun ediyor. Yani sistemi böyle çalışması bildin mi? Taassubu bırakıyorsun yani. Çok şeylerimiz, Allah mekanları cennet etsin, alimlerimiz, hocalarımız bize şey doğru itikadımızı yerleştirdiler ama şimdi bu derste biz içini dolduruyoruz. Yani Kadir gecesinde son 20 ile 30 arasındaki 27. gece deniliyor. İnmeye başladı ama buraya gelmiş. Peki Lef-i Mahfuz'un bizdeki karşılığında bak sistem nasıl çalışıyor? Tıkır tıkır çırp sökü gibi nasıl geliyor? Lef-i Mahfuz'un karşılığı bizde dimağdır. Tamam mı? Dimağdır. Aklı olmayanı dinliyor. Peki Lef-i Mahfuz'un hatta Kur'an nereden gelmiş? Şuradan gelmiş. Öyle mi abiler? Evet. O zaman bunun mevzusu budur. Vahiy burası değil. Ama işaret eder. Haber verir. Böyle bir yer var. Ama detay bir şey yok. O zaman peygamber zaten burada demiş ki zatını yani şunu en iyi bilen yine sensin. Abi iman da şuradan mı geliyor oluyor o zaman? Mahiyeti zatının altında. İşte onu kapsıyor. Yani İman bunun üstü. Burası mı burası mı bilmiyoruz. Bir şey diyeyim. Hazır mıyız ona? Hazırız. He. Şurada iman yoktur. Şu onun karşılığı buradadır. İman yoktur. İman buradadır. Yani Peygamber Aleyhisselam kelamına, rüyetine mazhar oldu burada. İman gaybattır. Bizim bildiğimiz iman cennet, cehennem, ahiret ya. Burası biliyorsunuz kainat. Şu şeceri hilkattır. Varlığın arkası değil mi gayb? Herkesin gaybı vardır. Nere olursa olsun. Bizim bildiğimiz iman buraya kadar. Bundan sonra şuhud. Gördü. Yani mesela gafura iman et desinler bana. Yani karşımda varlığına iman et. Yani şuhud işte. Şuhuda iman denmez. Çünkü iman gaybattır. Artık buraya gelenin gaybı yoktur. Burada artık iman yoktur. Çünkü eminlik yok artık, bitmiş o. Ama başka bir sistem çalışıyor 642'de. Gene Peygamberimiz Aleyhisselatü'ne Esma'nın nihayetsiz mertebesi denilen şu kabu kalpse başım döndü şu anda. Ondan sonra şu kabu kalpsen var, kabu kalpsen.
bizim bildiğimiz iman bitiyor. Yok artık. Fakat başka bir şey başlıyor. Ki o zaman demişsin yine sen kendini iyi bilensiniz. Çünkü burası bunun şeyiydi. Burada bizim iman yok. Sirakat. Ha burada iman yok değil de aslında o üst taraf zaten geçemeyeceğimiz taraf yani. He. İman yok derken. Kaynağı noktasından diyelim. Ha kaynak. Abi, onu kastediyorum yani. Kelamlarımı şey yaptın, düzelttin. İman yok derken. İman kaynağı diyelim. Ha kaynak değil. Yani oradan değil. Değil mi? Öyle ha, dememiz lazım. Evet. Çünkü bizde bu ruhtur, tamam mı? Bu ruhun bizdeki karşılığı. Bu da ene'nin bizdeki karşılığı. Tamam mı? Ene'nin karşılığı. Ene de artık İyâken âbudu ve iyâken istemî var ya, tayin ve teşahhus ettiği yer ya. Osman, evet. Şualarda ya. Evet. Tayin ve teşahhus ettiği yer. Allah'ın zatının tayin ettiği yer, tayin. Allah tayin ettiği yere kim kime iman edecek ki? Yanında diyor zaten, iman mı kalıyor abi? Bir şey olmuyor. Yanında diyor ya, evet. Yanındadır. Yani kalmıyor. Yani Allah razı olsun düzelttin ya. Kaynak değil. İmanın burası kaynağı. Zaten nurludur. Ama burası bunsuz beslenebilir mi? Hayır tabii usul. Ama Kur'an'la gidiyoruz. Mesela bak esma sıfatsız olur mu? Buradan geldiğiyle bununla alakası yok derken kaynak çıkış kaynağı değil. Mesela topraktan şuradan su geliyor. Biz biliyoruz ki öteki tepenin ırmağı da bir yere geliyor hazinesine doluyor. Orası değildir demekle. Yani şunu kastediyor, su buradan çıkıyor da ama beslendiği yer tabii ki arkası. Ama şunat buradan beslendiği için imanın kaynağı da tabii ama direkt iman denilen şey buradan çıkıyor. Çünkü benim şu anda tespit edebildiğim, beraber yürüyoruz, çalışıyoruz. İtikadın kaynağı subut-i sıfattır, delilim var. İtikadın. İmanın 4 mertebesi var. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. İmanın, şimdi beraber yapacağız. İmanın kaynağı var, kanuniyeti var, hakikati var ve mahiyeti var. İmanın sureti eylemseldir. Yani davranışlarındır, mimiklerindir. Sîmâhum fî vucûhî min eser-i sucûd. Simadır, doğruların yanlışlarıdır. Sureti budur. Tamam mı? Ötekileri de yazacağım yeri gelince. Sureti bu, beraber gidelim. İmanın sureti budur. İmanın hakikati ise itikattır. İmanın mahiyeti ise imandır. Kanuniyeti ise yazılımdır. Yani bir bebek vefat edince bulu çağına gelmeyin. Hesabı var mı? Cennetlik midir? Evet. Peki cennete giriş iman değil midir? Şart. Peki bizim bildiğimiz imanı var mı? Yok. Peki bir tane farzı var mı çocuğun? Bir tane orucu var mı? Yok. Kelime şehadeti var mı? Yok. Hiçbir şeysi yok. Nasıl cennete gidiyor? Yani iman şarttı. İmanı mı var? İmanın kanuniyeti var. Sureti yok. Çünkü sureti inmemiş. Çünkü cami imanı yok. Niye? En kesif en camidir. Nur mu Allah daha güzel gösterir? Su mu? Dört tane toprak, su, hava, nur. En iyi Allah'ı gösteren niçin toprak? En kesif en camidir. İmanın en kalitesi surette olandır. Çünkü Cebrail buradan bir adım daha atarsam dedi, yanarım dedi. Cebrail'e göre şuradaki imanın hakikati gayiptir ona. En kesif en camidir. Dolayısıyla bebeğin imanı vardır, suretteki iman değil. Kanuniyet şeklinde. Kanuniyet şeklinde olduğu için. Ondandır ki çocuğun haram olmadığından, terki en zirvede olduğundan, terki en zirve olduğuna hiçbir günah yok. Günahın belirlenişi olan nuraniyeti yok olmamış. Benim bu kadar namazım var, bu kadar farzım var, terkim de var ama çocuğun simasına yetişemem. Niçin? Zaten nuranilik eylem yaparak, zikir ederek, Kur'an okuyarak, namaz kılarak olmuyor. Nuranilik tertlerle olur. Bunun en güzel delili bebektir. Ve hayvanlardır. Hayvanlar niye güzeldir? Tekleri çok olduğu için.
fıtrat terklerle olur. Bebeğin imanı hangi nereye dayanıyor? Terklere dayanıyor. Ubudiyete dayanıyor. Şey, ibadete dayanmıyor. Ubudiyeti var. Hiç, yani anlıyor musunuz? İman. Ama imanın, şuraya da yazayım. İmanın sureti kadar kaliteli iman olamaz. Çünkü en kesiftir, en camidir. En kesif olduğu için en camidir. Bak, imanın, ah kalem iman. Ne yazdığını bilseydin şimdi akıp dökülürdün sen. İmanın sureti. Yer kalmadık ya burada, oraya nereye yazacağım? Kanuniyeti. Olmadı. Öyle mi? Ne, açıklamayı nereye yazacaksın? Suretin karşılığı. Müşahede edemediniz. Öyle mi? Yazacağınız ya sureti de şudur diye. Ha, öyle mi? Ha. Evet. Peki ben biraz gideyim de onu nasıl yazayım? Ne yazdığınızı bir bilseydiniz. Öyle yazmaz. Öyle yazmaz. Öyle yazmaz. Öyle yazmaz. O zaman beraber şey yapalım. Dolduracağız beraber. Hasan abi, imanın yönü var mıdır? Var tabii. Hani iman bir yerden bir yere değil mi? Evet. O imanı geçen derste rububiyetten uluhiyete. Evet. Onun için bir hazırlık yapmak zorundayım burada. Rububiyet. O mekanın ve zeminin kalktığı yerde. Artık beşeriyetimizin, insanlığımızın da kalktığı yer midir o şuunat-ı zatiye kısım? Orada bir yerden bir yere yoktur ki iman tümden kalkmış olsun. Beşeriyet buradaydı. Daha yukarı doğru, yukarıda. Şimdi oradan değil, beşeriyet derken. Yani artık hiçbir şey, bir yerden bir yere bir şey kalmıyor bizde. Şu. Orada mı? Orada gaybın kalktığı yer orası mı, yukarısı mı? Gayb buraya kadardı. Gayb şuraya kadar. Çünkü buraya kadar hep gaybtır. Mesela Cebrail buradaydı. Arş azam ona gayiptir. Peygamber Aleyhisselam buraya geldi. İmkan vücub ortasında. Artık bizim şey bitti. Yukarıda gayip yok o zaman. Öyle mi? Orada başka bir şey var. Tasarrufu ya. Başka bir şey var. Peki Allah'ın esmasının nihayetsiz mertebesini görebilmiş mi? Yani Allah'ın o mertebesi. Hayır. Seradikat-ı tecelliyat var. Ölü velakettir. Olmaz onlar. Seradikat-ı tecelliyat. 642 mesleğinin. Peygamber Aleyhisselam'ın varlık sürecindeki ve esmaların suretteki cilve cemal nakşı sanatını bitirmiş. Seyri sülükünü bitirmiş. Peki ne kaldı? Seradikat-ı tecelliyat kaldı. O zaman dedi ki, ya Rabbi, bunu kastederek öyle zannediyorum. Kendini en iyi bilen yine sensin. Abi ismini vermek istemeyen bir arkadaş diyor ki, eğer imanın en güzel şekli suretteyse, o zaman cennet ve cehennemin de en güzel şekli surettedir. Yani buradadır diyor. Yani buradadır denmez. Çünkü nususa açık ifadeler getirsin ve zahir olur. Şu var, burada imanın da cennetin, cehennemin de hep böyle hakikatleri, kanuniyetleri, çekirdek var. Çekirdek hesabıyla burası üstündür. Onun için Adem Aleyhisselam kemalini bulmak için buraya geldi. Nakıs olmak için buraya gelmedi. Adem Aleyhisselam kemalatını bulmak için buraya geldi. Buraya gelmesi lazım. Çünkü burası cemu cem'dir. Ama cennet öyle değildir. Burası camu lezdattır. Cennet cemu cem'dir. Cehennem cemu cem'dir. Burası camu lezdattır. Yani burada çekirdektir. Sen çekir, bir ufalır mısın böyle atom? Çekirdeğin içine gir, meyve yiyeceksin. Meyvede nasıl çekir? Şey, meyve diyorum. Çekirdeğe girer misin çekirdeğe? Çekirdeğe gir, orada meyveye. Hani meyve? Orada yazılımını okuyorsun. Şimdi düşünür müsün ağaçtaki meyve ile çekirdekteki meyve? Dünyadaki cennet çekirdekteki meyvedir. Ahiretteki cennet ağaçtaki meyvedir. Bu çok güzel oldu abi ya. Peki abi, en kesifte mi daha güzelmiş? Şu. Hayır, en kesif çekirdek. Çünkü ağaçta dallanıyorsun. Oraya mı attın, buraya ihata edemezsin. Bu dalda mı, bu dalda mı?
böyle küllüme göremiyorsun. Ama zuhuratı, vücudu haricisi cennet. Cennetin dünyadan üstünü zuhuratıdır. Yani vücudu harici bakımından, bakımından üstün. Ama manevi bakımından burası üstün. Daha. Çünkü kemal bulmak için gelmiş buraya. Kanuni olarak burası olarak öyle mi? Şimdi bunu dolduracağız, tamam abiler? Ne demiştik? Sureti fiillerimizdedir. Fiillerimiz. İmanın hakikat itikattadır. İtikat seviyesidir. Evet. Mahiyeti zata bakıyor. İman zata. Burada yazılı mı? Fıtratın yazılı mı? Zat işte. Mahiyeti zatı diye. Mahiyeti. Mahiyeti. Oraya bakıyor. Ha? Öyle mi? Sen abi. Efendim? Şu mahiyeti zatı bakıyorduk, ben anlamadım. Mahiyeti zatiye iman besleniyor ama oradan gelmiyor. Mahiyeti zatiyi bilmiyoruz. Yani şuunattan geliyor da, yani çünkü mahiyet sıfata bakıyor, sıfatı zatiye bakıyor, zattan besleniyor da, hani bunu şey diyebiliriz, bunu silebiliriz. Sıfat-ı zatiye denebilir. Onu zaten şey yapacağım size. Şöyle bir şey yaptım. Şu yazımı okuyayım size. İmanın sureti fiillerimiz, kanuneti fıtrat hastiyemiz, çocukluk gibi. Hakikatı, imanın hakikatı itikattır. İmanın mahiyeti imandır. Fiillerimiz esmaya bakar. İmanımız imanımız zatının bir nurudur, zat. Şuunattan gelmiş ama zattan besleniyor. Zat da diyebiliriz, zat. Ama besleniyor diye uzun olabilir. Ama kaynağı değildi dedik ya az önce sanki. Ben. Yok, kaynağı oradan, yani kaynağı mahiyeti zati ama çıkış yeri şuunat. Ama kaynak itibariyle dersek, yani mahiyeti zatiye, itikadımız sıfat-ı subutiye bakar. Sanki şöyle şey dediniz abi, mahiyetinde iman yoktur dediğiniz gibi. İman yok. Evet. Yani bizim bildiğimiz o iman gayba, burada öyle gayb mahiyeti zaten yok. Bilmiyoruz ki burayı gayb olsun. Haber de yok ki, yani böyle bir şey var işte. O zaman gayb olmuyor mu? Yani gayb denmiyor işte, bizim bildiğimiz gayb da değil ya. Yani. Yani iman gayba buraya kadar olan bir şeydir. Şuradaki, şurada bulunan bir insanın, şunlar onun gaybi değil. Başka bir şeydir. Seradikat-ı tecelliyat diyor. Turisina'dan Musa Aleyhisselam'ı dediği hiçbir zaman göremeyeceğin bir şey midir o? Evet. Onun adı, o gene o bu dünyadaki bir cilvesiydi. Onun adı seradikat-ı tecelliyat. Şurada esmaların kabu kavsen var şurası. Şurası, şu çizgi. Kabu Kavsein iki şey. Bunun adı seradikat-ı tecelliyat. Şimdi tabii her şey ifadeye gelmiyor. Gelse bile demiyorsun. Desem bile olmuyor. Olmuyorsa da olmuyor. Vesaire. Şimdi bunu şey yapabiliriz. Bunu zaten mesela değil. Ben size şöyle diyeyim. Şeyde abi bu hani şimdi iman... Şunu sileyim. Şurayı. Peki şey bakar. Dursun. Şimdi biraz devam edelim mi? Ha? İmanın mahiyeti ikan filan olabilir mi? Yani ha. İkan. Evet. İkan neydi biliyor musunuz? İkan. İkanı da yazdım. İkan, imana, imanı, avamın imanı var. Ama şuuru yok. İman, var olup şuurunda olan, imanına şuuru olan, imanının farkındalığında olana, o meratibine, imanın içerisindeki o sıfata, o yakiniyete, o şuhuda, o farkındalığın, imanın o mertebesine ikan denilir. Şahit, şahit olsun. Şuuru nerede anlıyor? Gibi.
Şuhud iman değil. Yok, şuur-u iman gibi oldu. Ha ha ha, evet. Yani şuur-u iman evet. Var mı? Yani şuur-u imanı ikan denen bir sıfat ya. Şuur-u iman bizde, bize ya, bize bakıyor. İkan olmuş. İkan, imanına şuurundur, farkındalığındır. Yakin hasil, hasil etmek, yakinen bilmek. Yani ikam bu. Peki çıkarımlarımızı okuyalım şeye. Şeyi. Ondan sonra geçelim. Avamın itikat ettiğini diyor, iman ettiğini demiyor üstad. Ehl-i şuhud dediğimiz maksat Evliyaullah'tır. Zira velayet sahibi avamın itikat ettiği şeyleri gözüyle müşahede ediyor. Abi bu gözüyle müşahedeyi nasıl anlayacağız? Yani hep böyle geçiyoruz da. Gözüyle müşahedenin ne demek? Böyle suret, şekil görmek midir? Nasıl anlayacağız? Sen peki desek biraz şey olur mu? Kardeş, sen o duvara bak, bakıyorum, ben de bakıyorum. Gözde bir şey oluyor, evet cismin arkasında başka şey gözükmez ya, radyo, televizyon kalkarsın. Bazı şeyler gözüküyor, mesela cinler gözüküyor. Ama gözde gözüküyor. Ama gözükmez gözde, ama gözüküyor. Atomsal olmuyor. Yani atomsal olmuyor, yani şey. Sen gözün yani öyle bir özelliği var ya, sadece yani. Şekil şey, suretin ötesindeki şeyleri evet, görebiliyor. Değil. O zaman cismaniyet diye. Mesela ben buna şahit oldum. Medine'de. Medine'deki yani. Yani bir şekil, suret, renk var ya. Var yani. Ben. Ha, bu önemli olan da abi. Böyle ben evet, bir şeye şahit evet, oldum. Evet. Ama gözümle şahit oldum. Abi göz mü, gözle mi gördünüz acaba gerçekten? Ben yani gözle baktım. Gözle gördüm. Yani gözle işte ama... Gözü hep böyle biz doktorlarla Ahmet Mehmet'e şey yaptık. Göz atomu görür, arkayı görmez. Bu Ebu Bekir makamına baktım, kimse yok. Yani ben var orada. Ondan sonra bir de kim var? Şim var. Hazreti Ömer Efendimiz var. Bir de Ayşe validemiz var. Yok, onun yerine şey geldi. Hazreti Ebu Bekir var. Ebu Bekir var, Hazreti Ömer var. Resulullah var. Resulullah var. Bir de boş, daha. Boş. Bir de boş şey gelecek. Büyük evliya reddi Allah var. Oraya taşınacak. İnşallah. Ondan sonra bir rivayete göre İsa Aleyhisselam. İşte rivayet. Mesela bakıyorsun böyle, sen baktığın yere bir başkası da baksın ama görüyorsun şekil. Şekil var. Bunu şöyle der Eylifem. Sen orada zannettiğini burada oluyor da ben ona inanmıyorum. Bir latife var ki onun gözünün gözü bu göz oluyor. Bu gözü o latife bakıyor, onu görüyor. Çünkü usta diyor ki göz gören değildir, penceredir. Kalp bir penceredir, vicdan seyreder diyor. Göz penceredir kardeşim. Bir tersini size söyleyeyim münafık bahsinde. Kalpte var olanlar gözün penceresiyle karşıya aktarılır. Göz, gözüne bakın kalbini seyredin adam. Hem aynadır, hem penceredir. Göz indirgedik maalesef. Basar sıfatı bu kadar basit olamaz. Yani şöyle diyeyim. Bir şey bir yerden bir yere gidebiliyorsa, aynı şey gittiği yerden geri gelebiliyor demektir. Ben buradan şu an gönderebiliyorsam mantıken, oradaki şu anda bu yolda girebiliyor. Anladık mı bir daha? Evet. Bir daha. Çekirdekten ağaç meyve oluyorsa, meyveden de ağaç, meyveden de çekirdeği yol var demektir. Tamam. Şimdi ben gözde, kalpteki duygularımı karşıya aktarabiliyor muyum? Adamı öldürüyorsun da insanı mesela deveyi kazanan. Peki içimdeki şuayı gözle karşıya gönderiliyorsa karşımdakinin şualarında gözümden içeri giriyor. Çünkü onun nazarı gözden girer. Suratımı çevireyim. Veya gözümü kapatayım, gözü olmaz. Demek ki giriyor. Ha. O zaman şekil zaten dalga boyuysa biraz daha hassas olan bir insanın öyle bazı doktorların dediği gibi orada gördüğünü zannedip burada hasta oluyor değil. Görüyoruz. Var mı? Çünkü artık bu realit oldu. Bunu inkar edilemez artık. Yani şahit oluyor, şuhut oluyor. Peygamberi görüyor ya da. Görmüyor musunuz diyor, çığlık atıyor. Ya Resulallah, bu duygusal değil bu. Görüyor adam. Onu biz acizliğimizden, cehaletimizden, dik lisanımızdan, ifade fakirliğimizden
ya o manevi görmüştür de gözü zannediyor. Hayır. Görüyor. O zaman sana bir göz şöyle diyebilir miyiz? Avam veya herkes itikatla bakıyor bu gözle. Ama o bahsettiğimiz o şuhut imanla bakılıyor. İşte bak, göz arkadaşlar netice değildir. Göz bir sistemdir. Bak bir şeyden bir yere yol açılmışsa, gidiliyorsa kamyon yol açılmış. Dağda yol yapıldı. Gidildiği yerden de geri gelinir. Peki duygular buradan aktarılıyor mu? Karşıdaki duygular da buradan içeri girer demektir. Nazar misal veriyor. Nazar adam beni nasıl patlatıyor? Buradan giriyor da nazar kulaktan girmez ki, gözden gözettir. Peki biraz üstün ileri gitsin göz. Şekillenir kardeş, gözüküyor. Keşfel kubur, kabirdekilerini de görüyor. İşte orada iman devreye giriyor. Yani iman, ikrar, tabi tabi. İman ne kadar kamil olursa gereğini iktiza ediyor. Kardeşim alem-i şehadet, alem-i gaybin üzerinde tentenili perde değil miydi? Ha böyle değil miydi tüm perde gibi? Düzdür. Mehmet'im seni göremiyorum inan, göremiyorum. Oo, seni tamamen görüyorum. Delikte. Göz görüyor. Ama görmüyor. Görüyor, görüyor. Nasıl görüyor? Görmüyor. Atomu görmüyor. Atom değil o. Başka mertebeyi de görüyor. Çünkü basar sıfatı sırf atoma ait, bu nasıl olamaz? Ha zaten diyor, zira velayet sahibi avamın itikat ettiği şeyleri gözleriyle müşahede ediyor. Manevi diyebilirdi, manevi müşahede ediyor demiyor. Görüyor ya. İlle herkes her şey bir şey demesi gerekmiyor şahit olduğunu da. Sırrı, sır var herkesin. Yani bazı ehiller, bazı şahısları görüyorum diyor, gördüm diyor. Resulullah buradan gidiyordu diyor. Ben orada diyor mezarda gördüm diyor şey mezarında. Ravzası diyor. Yani hep görüyor deyince. Ya kardeşim rüyada da görmüyor musunuz ya? Bu gözle mi görüyoruz? O da görmek değil midir? Hangi gözü kullandınsa o göz bunun içerisinde çalışıyor. Rüyada bu gözün kapalırken o göz de şekil görüyor. Şekil görmüyor musun? Rüyada şekil yok mu? Rüyada bu kulağı kullanmadan ses duymuyor musun? Rüyayı bunu kullanmadan yürümüyor musun? Abi bunlar hayal. E niye banyo yapıyorsun? Ne hayali? Peki köpek ovaladı. Niye terden su oldu? Niye ağzın yemek yemişsin? O rüyada gördüğün göz buna bindiriliyor. Rüyadaki göz seviyesi bu gözün istidadı gibi olsa bu göz neleri görür seni? Aslında... Bir de bir daha söyleyeyim bunu. Bu çok önemli. Hemen aslında unutma. Rüyada gördüğün o bir göz var diye sende. Bu kapanınca o inkişaf ediyor. O göz buna bindirilse de o bu gözle bakarken aslında rüyadaki gözünle gündelik hayatta yaşasan ne olur şimdi? Burası. Evet. Aslında göz dediğiniz gibi pencere esas basar sıfatımız görüyor. Basar sıfatı. Göz bu göz değil. Göz penceredir ya. Gören de asar basar. Gören bu değil ki zaten. Ruhun basar sıfatı gibi bir şey. He işte evet. Basar sıfatı kimin? He gören baş. Yukarıdan geliyor ama bizde de bir basar sıfatı var. Yani rüyadaki mesela basar sıfatımızla ruhumuzun görüyoruz. Orada biz yokuz yani. Hı, gören o biz değiliz artık o basar. Gibi geldi. Devam edeyim çıkarıyor. Göz kapalı öbür türlü yani. İtikatla iman arasındaki farkları konuşuyoruz. Bir çıkarım. Avamın itikat ettiğini diyor. Ehli olan iman görüyor. Avam itikat ettiği diyor. İman ettiği demiyor. İmandakiler gözükmez. İtikattakiler gözüküyor. İki. İtikat berzah gibi duruyor. Sonuçla sebep arasındaki tevhidi sağlıyor. İtikat. Sebeple yani toprakla meyve arasındaki ilişkideki kıblesine koyuyor nazarımızı. Bir daha berzah gibi duruyor. Yani sonuçta sebep arasındaki tevhidi sağlıyor, itikat. Tevekkül, istinat ve istimdat noktalarını tazamun ettiği için bu da itikatla değil imanla oluyor. Zira
Nokta istinat ve nokta istinat iman iktiza ediyor. İtikat değil. Çünkü itikat zahiridir, iman batinidir. İman, itikat zaten zahirlere iman etmek. Yani mesela Kur'an, Allah iman şu, şirk şu, farz şu. Zahirdekilere iman etmek, itikat etmektir. O zahirin arkasındaki sisteme iman etmek imandır. Çıkart ki aradan zahir olsun. Yani. Yaradan değil mi abi? Evet. İşte, buradaki, buradaki kendin sanki itikat oluyor. Sadece. İtikat sensin. İtikadı kaldırdığın zaman kendini o zaman iman geliyoruz. Evet. İşte. Yani kaldırmıyorsun da şey. Yani evet. İtikat kendini göstermiyor. Yani. İman hem sebeptir hem sonuçtur. İtikat mı iman mı? İman. İtikatla imanı bak. İtikat neydi? İkisi de aynıdır da. İtikat sebep ve sonuç arasındaki sistemi analiz eden, tahlil eden, tevhidleyen, kıblesine koyan bu meyve diyor Allah'ındır. Abi çekirdekle, tohumla çekirdekle meyvedeki çekirdek arasındaki ilişki diye düşünürsen hem sonuçtur doğru. Hem sebeptir. Öyledir çünkü toprak dediğin evet. Zaman başka bir şey oluyor. Hayır, şu. Arasındaki, onların arasındaki manevi batın boyutudur iman. Şöyle, sebep ve sonucun o bütünü itikat ama itikat ise bu sebep sonucun da arkası yani. Onu kastediyorum. Arkası ne demek abi? Müş. Ne kastediyorsunuz? Özür dilerim ben dayanamıyorum. İtikat olmadan iman olur mu? Kafurdan etsinler. İtikat olmadan iman olmaz. Çünkü Kur'an itikadını inşa ediyor. İtikattan sonra iman oluyor. Petek yokken arı nerede bal yapacak? Abi bakın şu mana da söyledim yalnız bakın. Şimdi çekirdek diyorsunuz ya, her şeyi, çekirdeğin içinde ağaç da var, yaprak da var, çiçek de var, meyve ama hangi iman? Suretteki iman. Bebekte itikat yoktur. Ama imanı vardır. Ama itikatsızlık da yoktur. Evet, yoktur. Çünkü kanuniyetinde... Bebek meselesinde... Sığırın da itikadı yoktur. İmanı var ama cennete gidecek. Cennete giriş imandır. O zaman itikatsız iman İtikat, olur. İman bir itikat istenmiyor cennete girmeye. İtikatsız iman oldu o zaman. Olur tabii ama bizim suretteki iman olmaz diyor. Mesela şu bebekte, tamam, çocukta fıtrat o iman var. Ama eğer bunu kastediyorsan genelde itikatsız iman var. Bebekte ve çocuktaki gibi. Ne hangi ama? Hocam alemi şehadete uygun değil itikatsız iman. Tabii. Kim o? Bunu çağına gelmeyen. Ha, ama normal bir insan kabul ediyorsa lef-i mahfuz Kur'an, lef-i mahfuz Kur'an bizim imanımızı yapmıyor. İlk önce iman olabilmesi için itikadımızı düzeltiyor. Abi çocukta ve hayvanda da haram olmadığı için bu da bir eylemsizlik de bir eylemdir. Evet. O zaman işte, itikat olur o da. İşte itikat işte. Yani itikat olur. Yani itikat olur denmez. Çünkü usul ezin. İtikat nedir? Allah'ın ve peygamberin edili-i şeriyenin bize sunduğu zahiri şeriatı aynen mesela Allah'a iman, şirk meselesi, bidat meselesi aynen kabul etmek ve esas almaktan ortaya çıkan bir anlayıştır itikat. Böyle bir akıl. Çünkü bu akıl sahibi. Çünkü aklı olmayanın dini yoktur diyor peygamberimiz. Tamam. Ha. Yani o suretidir iman. Fakat kanuniyeti çocuklarda ya şeyde hayvanlarda yazılı var. Nedir o? İman emin olmak. Zaten dışarıya çıkmadı ki emin olsun. Tamam? Bana deseler ki şemsiye taksana. Ben dışarıda değilim ki şemsiyeyi takayım. Teklif edilmemiş daha çocuğa, hayvana. Yani küfürle iman teklif edilmemiş. O zaman yazılımı duruyor. Kanuniyetleri duruyor. Esmadır. İşte o yazılımın adına Adem Aleyhisselam'a işte oydu. Şeytan ona iman secde et dendi. Yani beşeriyet takılmadan. Beşeriyet bulu çağında başlıyor. Kanuniyet şeklindeyken hali vardı cennetteki. Evet. Peki şey diyebilir miyiz? İnsaniyet verildi ya. Geldik insan olmaya. Yani beşeriyeti vardı da bu bizim iman ve itikat meselesi değil orada. Özür dilerim efendim. İman meselesi de var Adem Aleyhisselam'da. Yeme denmiş. Denmesi için yenebilecek bir özelliği de olması lazım ki densin.
Mesela hayvana Allah'a emanet denmez. Çünkü küfür de edebilmesi lazım. Allah'ı da inkar edebilen iman edebilir. Mesela meleklerse Allah'ı inkar edemez. Adem Aleyhisselam'a yenme denmesi için yenebilmesi lazım. O gene iman var orada. O zaman kanuniyet diyemeyiz. Değil, kanuniyet diyemeyiz. Beşeriyeti de var ya. Çünkü beşeriyetinle o şey yapılmış. Hata yaptı. Evet. Kusur işledi diyor. İmana ne? Zıt zeminin, yani Adem'in yüklenmeden o sorumluluk da beklenmez. Yani verilecek cevap yani beklenmez. Yani vücut Adem'siz olmaz zaten. Her bir mertebe vücut Adem'i var. Neyse bunu dolduracağız. Abi, eksik kalmasın da. Dedik ya insaniyet verildi, insan olmaya geldik. Evet. Peki iman verildi, itikatla imanı çıkarıyoruz diyebilir miyiz? Yani bak iman, itikat ettiğin zahiri şeriat var ya, itikat zahiri şeriatı kabul etmektir. Allah birdir, ehattır, doğurmaz, doğrulmaz. Kul vallahi, Allah'a semet. Yani bu usul var ya sistem, bu ilk önce bunları çocuğa okutuyoruz camide ise. İtikadı düzeltiyoruz. Arındırıyoruz. Beşeriyetin şeyinden. Peki bu itikadı, yani Allah birdir. İman esası altıdır. İslam beştir. İmsak da başlar oruç. Şurada biter. Bu sistemi bilmek itikattır. İtikadımızı oluşturur. Bunun üzerindeki bu doğru itikat üzerine Allah'ın verdiği cevaptır iman. Yani Cenab-ı Allah'ın Adem'i gibi oluyor bu itikat, aynası. Adem'i biraz gidelim de biraz... Şeyde Hasan abi, şunu da bir konuşalım. Taklidi imanla tahkiki iman mevzusunu burada nasıl oturturuz itikatla? Daha oraya geleceğiz ki, tamam. İman o şimdi oraya gelecek. Sanki biraz tanım taklidi iman gibi oluyor hani... Yok, bir iman var. Bir iman konuşuyoruz. Yani imanın mastar iman. Yani bir iman, daha iç iman içerisi değil. İmanın kanuniyeti, sureti, hakikati, hangisi demiyor musun? Yani bir, şimdi bizim durumumuz o zaman payadalımız açılır, daha olur. Tamam. İmanla itikat arasında diye farklı konuşmak için konuşuyoruz. Demek ki itikat sebep-sonuç ilişkisinin bütünlüğüdür. İtikat hem sebeptir hem sonuçtur. İman ise bu sistemin arkasındaki yazılım veya sistem sahibinin sana verdiği cevaptır. Sebep sonuç sistemdir, yazılımdır. İtikat hem sebeptir hem sonuçtur. Yani meyve ile toprak arasındaki ilişki hem odur hem odur, hem oradadır hem oradadır bütünü. İman ise bu sistemin arkasındakinin zatın verdiği cevaptır. Peki itikat da cevap değil midir? Evet. Niçin sebeptir? Ben kursa gidersem, ben risale okursam, ben medreseye gidersem sebeptir. İtikadımın iyi olması için. Sebeplerim doğru olursa itikadım doğru olur. Peki sebep sonuç bütünlüğüdür itikat. Tamam, sebep sonucun sebep sonucun bütünlüğüdür itikat. Hem sebeptir itikat, hem sonuçtur itikat. İman ise bu netice olan doğru itikada Allah'ın verdiği cevaptır. İtikat arayıştır. İman cevaptır gibi. Abi bir arkadaşımız Risale-i Nur'lar, Risale-i Nur nedir? Tefsirdir diye çok basit bir izahımız var. Fakat bir arkadaşımız diyor ki abi, Risale-i Nur ayeti açıklamıyor. Ayetle bakarak açıklıyor. Yani bu imanın çok hem güzel sebep hem sonuç. Çok güzel. Güzel söyledim. Kim demiş o? Yasin demiş. Ağzını almak istemiyor ya. İhlası bozuldu. İyi bir şey mi kötü ya? Bak nerede bakarsan bazen iyi bazen kötü. Şimdi çok ilginç. Ben de ilk defa öğrendim. Ben de ilk defa duydum ya. Ayeti izah ediyor denilince beşeriyettir. Beşeriyetle işeceğim. Ayeti ayet izah ediyor denilince ilham. Bu böyle demedi. Ayeti... Ben biraz da bir şey yaptım ki çapını. Ayeti ayetle izah ediyor. Aslında o oluyor bir manası yani. Hem sebep hem sonuç oluyor. Evet. Devam edeyim ben biraz.
iman imanda itikadı güçlendirir, oluşturur. İman, bak, sen doğru itikatla iman cevap oldu mu? İmanın artması nispetinde geriye dönüyor. Sen mi benim gelmeme sebep oldun? İtikadın kalitesini yükseltiyor iman. Evet. Geri dönüp aslını da düzeltebiliyor. Onun için mazi ve müstakbeli geçilebiliyor imanla. Buradan geliyor. İman bu sistemin sonucu olduğundan dolayı iman ne oldu? İleriye atıldı. Geriden kopuldu. İman kalbi oluşturdu mu? İtikat aklidir. Bir kere temelden bir fark neydi? İtikat aklidir. İman kalbidir. Bir kere diman mertebesidir. Doğru. Başta onu dememiz lazım. En büyük şey fark odur. İtikat aklidir. İman kalbidir. En büyük fark bu. He, iman diyor, kalptedir diyor ustad. Akılda değildir diyor. 741 mi neydi sözlerde? Ondan sonra iman diyor ki şuurludur, akıllıdır, ha, canlıdır, ruhludur iman. Allah'ın zatının nuru cansız olur mu? Hayatsız olur mu? Şuursuz olur mu? Akılsız olur mu? Bir nereden, mesela maden çıktı toprakta, maden suyu. Nereden, önüne hangi madenin gelmişse hepsini eritmiştir, katmıştır kendisine ve kendisine zenginlik katmıştır, öyle değil mi? Evet. Şuradan akmışsa buradan aşağı asınır, buradan akmışsa buradan aşağı asınır. Ha, iman zatının nuruysa, önüne kim var? Şuunat var. Sıfatı zati, sıfatı sıfatı var. Esma var. O zaman iman hepsini katarak zenginleşmiş. Peki o zaman nedir? Geri dönüyor. Sen misin benim ortaya çıkmama sebep olduğun ey itikat kardeş? Geliyor dönüyor, onun kalitesini de yükseltiyor. İtikadını da güzel yapıyor. Çok müthiş bir örnek abi. Hangisi abi? Maden suyu örneği. Maden suyu, evet. Müthiş. Neydi abi? Maden bak. Mesela maden nereden çıkıyor? 500 metreden. Önüne gelen bütün madenleri, elementleri, çeşitlilikleri katarak, kendisine katarak zenginlik katıyor. Eriterek içine sokuyor. 700 metreden gelen bir maden suyu, ötekisi 500 metreden geliyor. Onda olmayan elementler niye var? Çünkü onun çıkış kaynağında daha derin. Daha derin olunca önünde olanları eritiyor, eritmeyip yetmiyor. Kendisine katıyor. Ne kadar katıyor? Maden suyu. Lazım olduğu kadar. Eritiyor madenler ama çok eritip katılaşıyor o su. Çıkmaz. Fazla almıyor. Burası çok zengindir diye çok almıyor. Maden suyu antikadır. Peki ne yapmış Allah? Daha garibinizi gidecek. O maden suyu normal su olsaydı madenleri eritemezdi. Mağmaya yakın olduğundan, sıcak olduğundan o ısıdan dolayı oradaki eritiyor, çıktığı zaman çıkma yerinde soğuklaşıyor. Abi eriten maden suyu değil, eritmiş hali maden suyu. Yani biz insan olmaya geliyoruz. Evet. Tabii aslında saf bir şeydir. Saf bir şey. İlk çıktığı yer maden suyu değil tabii. Değil. Ha, bir çıkın. Şimdi oradan çıkan su. Ama sıcaktır. Mağmaya yakın. Evet, bir. Ondan sonra ve kimyası farklıdır. Yani normal şu su üzerine çıkan bizim içtiğimiz su değildi. Değil. Çünkü niye? Öyle olsaydı madeni eritemez. Çünkü bu su bizim bardağa koy madeni eritmez. Toprağın altındaki su kimyası farklıdır. Yağmur yağdırılan su da farklıdır. Çünkü aküde de kullanabilirsiniz, saf sudur. Saf. Okulda görmüştüm. Ha şimdi mantarınız varsa ayağınızda leğene koyun, o saf suyu koyun, mantarı da öldürebiliyor. Bu saf su, yağmur suyu. Şimdi topraktan çıkan o su bizim bildiğimiz su değil. Önüne geleni eritebiliyor. Birisi eritti mi? Ötekisi, Allah'ın bir kanunu var. Birinci maddeyi mi eritti? Bu birinci maddeyi su eritmişse, ikinci maddeyi birinci maddeyle eritildiği için ikinci madde birinci maddenin üstüne konmuş. İlk önce su. Eğer ikinci maddeye direkt vursa su bunu eritemez. Su birinci maddeyi erittiği için suyun yapısı değişti. Bu değişen su ikinciyi eritme özelliğine sahip. En kesif dışarıda olduğu için diğerlerden bu vasıf ve sıfatları alarak sonuncusunu da eritebiliyor. Direkt o su sonunca gelseydi eritemeyecekti. İşte bu maden suyu gibidir yani iman. Önündekileri eritiyor, lazım olduğu kadar kendisine zenginlik katıyor. Ve geliyor.
O zaman hani bu bakış açısıyla imanı çok farklı bakması lazım toplumun. Siz şimdi dediğiniz zaman abi iman haşa şimdi yanlış bir iman Allah'ın kendisidir. Desek burada bir şey yapıyoruz, efekt ediyoruz. Buna bir itirazlar da gelir. Gelir tabii. Kendisi değilse nedir? Bilmiyorum. Aa o kendisidir denmez. O bir dedikse de öyle değil. Yani oradan çıkıyor. Zattan çıkıyor. Öyle demek lazım. Bir şey sorabilir miyim abi? Çekeceğim. Şimdi bu velayet sahibi diyor. Avamın itikad ettiği şeyleri gözleriyle müşahede ediyor. Peki velayet sahibindeki itikad mertebesi nasıl oluyor? Yani itikad da bakmıyor velayet. İmanıyla aşağıda görüyor zaten. Hemen o velayet sahibinin imanını zikrediyor. Çünkü arka aşağıdaki tevekkül itikad da olmuyor. İman da oluyor. Şey dedik ya abi, ona beraber yani tefekkür edip itikad aklidir, iman kalbidir dedik ya. Yani o biraz eksik gibi geliyor bana da. Yani mesela iman akıl kalp bütünlüğüne olabilir filan demek lazım gibi. Bak. Sanki. Kalp deyince yani. Gerçi iman diye direkt yerler var. Mal iman. Evet. Mal iman kalptir. Kalptir. Yani, vicdandır. Dedi. Vicdandır. Dedi. Evet. Çünkü mesela o detay ama biraz desek ya kalp şey akıl kalpte mustakim hayır. Evet. Kalbin bir ayağı dimadır. Evet. Kalbin bir ayağı vicdandır. Yani bak şimdi. Kalbin bir ayağı vicdandır, bir ayağı kalptir. Ama bir şey konuşurken, yani kaynaklarını, vasıflarını, sıfatlarını bilelim. Hı hı. Yoksa bir toplantı oluruz bu. Hı hı. Okuyayım bak orayı, böyle nasıl ifade var. 741 diye hatırlıyorum. 732'ymiş. İmanın yeri kalptir, dima ise oluyor, makesi nuru iman. İmanın ifade edildiği yerdir, dima. Şeydi ya, onu niye düşündüm bir, şimdi evet. Söylerken unuttum tekrar. İzanda, 732. Hani dima, izan işlerken kalbe giden bir şeydi ya, aslında o zaman itikadın neticeye çıkması için de bir kalp bağlantısı da gerekiyor. Kesin. Noktasında düşündüm. Tabii, bu açıdan. Sakın ha! Yani bir bu enfusi ve enfusi tefekkürü, mesleğinde gidenler, dima kalpten farklı müstakil düşünmesi en büyük vartası olur. Çünkü hep yapmışım, yani hani, kalp kabul et, bir ayağı şu anda nasıl duracak? Bir ayağı dima, bir ayağı vicdan. İkisinin cemi kalp. Ama vasıfları, işlevleri farklı. Mesela şu anki bu kısmı, izan mertebesinde kalpten beslenmesi, kalbe olması noktasında itikadın nasıl oluyor? Yani nasıl düşüneceğiz o kısmı? Yani akli diyoruz ya şimdi itikad sanki böyle hep akli yoldan gidip bir sebep sonuç arasındaki kısmı. Akli derken sanki bir şeyden de besleniyor gene. Usule bak. Usul üzerinde yürüyor. Abi özür dilerim. Yani itikad imanın mutlak ve muhitiyetini muayyenleştiriyor. Usulün içine sokuyor. Yani o izanın o izan aşamasında aldığı kısım, kalpten beslendiği kısım ne? Şu, yani itikada, doğru itikada verilen cevaptır ya iman. İman kalpte oluşturduktan sonra, iman orada müstakil durmuyor. İyi lan ben burada keyif yapıyorum diye. Dönüyor, itikadı düzeltiyor. Hangi yolda? Dimağın izan yoluyla düzeltiyor. Çünkü dimağ ile kalp arasındaki bir yol izandaydı. O koridoru yapıyor. Aha. Gidiş gelişleri o yapıyor. Ha. Şimdi iman akıllıdır. Dolayısıyla dima da var içinde. İman ruhludur. Ruh da var içinde. İman hayatlıdır. Çünkü dört melaikenin ceminin cemidir derler. İman. Adeta vücudu hulasasıya çekildiğidir. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Çünkü cemi cemidir yazılım. Şimdi iman ruhludur. Azrail Aleyhisselam. İman aklidir. Yani akıllıdır, şuurludur iman. Çünkü şuur iman diyor. Cebrail'dir o. Cebrail bir meşrep. İman hayatlıdır. İsrafil. İman şuurludur. Mikail. Akıllıdır. Cebrail. Şuurludur. Mikail. Hayatlıdır. İsrafil. Ruhludur. Azrail. Ya iman gider, gelir, azalır. Peki
vacip olan bir şey değişir mi? Değişmez. Vacip gidip gelmez. Eksilmez, azalmaz. Ha, iman azalmaz, eksilmez dedikleri şu. Yani onu bir herkes bir yaptı, inadına konuşuyor. İmanın kaç esası var? Usulü değişmez diye. Yani ben sana iman değişmez diyorum. Sen diyorsun ki değişir diyorum. İman değişir, sen diyorsun değişmez. İmanın usulü değişmez. 6 tane iman esası tabii ki değişmez. Be adam, niye inadına konuşuyorsun? Niye öğrenmek için uğraşmıyorsun? İman mahluk olduğu için, mahluketin en büyük özelliği değişkendir. Gidiyor, geliyor. Kafasını çekip gidiyor. Bırakıyor kişi. Nurlanıyor, zayıf oluyor. Vacibin öyle meratibi olmaz. Vacipte mertebe yoktur. Çünkü zıt yoktur. Allah'ın ilmi ve kudreti niye sonsuzdur? Zıttı yoktur. İmanda mertebe var mıdır? Demek ki içinde zıt var. Zıt varsa mahluktur. İmanın mertebesi yok mu? Peki Ebu Bekir'in sındığı imanı ile ümmetin imanı kıyas etmiyor mu? Haşa. Hangi Hazreti Ömer Efendimiz'e ve Hazreti Ali Ömer Osman Efendimiz'e imanımızı kıyas edeceğiz? Üstün mü değil mi imanımız? Peki iman eğer vacipse, vacib-i vücutta mertebe yoktur. Çünkü bir şeyi mertebelendiren zıttını müdahalesini, nuru mertebelendiren karanlık ve zulmettir. Harareti mertebelendiren, içine giren brudettir. Mahluku niçin sonsuz değiliz? Sonsuz kemal, sonsuz güzel, sonsuz her yerde. Çünkü her vücudun mertebesinde adem var. Yani bir kere usulü kaybedersek doğru düşünemeyiz. Üzerine de bina edemeyiz. Nedir o? Doğru düşüncenin yolu usulü bilmektir. Usul nedir? Mahluk dediğin zaman ilim, irade, kudretin tazamun ettiği ve mahluk olabilmesi için mertebe var. Niçin mertebe var? Çünkü zıt yoksa mertebe olmaz. Ha, zıt var. Ha, imanın mertebesi var mı? Var. Demek ki içinde imanın zıttı var. Mesela 8 derece imanın var diyelim. Peki 8 mertebe adem, küfür var bende. Yani küfür ihtimali şu. Artı 2 diyebilmen için diğerlerinin yani eksi 10 değildir. Artı 2. Doğru mu? Artı 2 eksi 5 değildir. Doğru. Artı 2 1 değildir. Ama artı 2 5 değildir diyemezsin. Çünkü niye? İçerisinde 2 var 5'in. Mesela 2. 2 ne demek? 2 tane 1 demektir. 5 ne demektir? 2,5 tane 2 var demektir. 6 ne demektir? 3 tane 2 var demektir. 6 aynı zamanda 6 tane 1 var demektir. Cem edilmiş hali. Yani imanın mertebesi varsa mahluktur. Vacibin mertebesi yoktur. Vacibe zıt giremez. Bir şeyi derecelendiren zıttının müdahalesiyledir. Onun için imanın sureti mahluktur. Yazalım şuraya. Mahluktur. Nereye koydun şeyi? O mahluk olmayan tarafı da mahiyet tarafı Allah'a veren. Evet. Şuraya diyeyim, ne diyeceksek mahluk değildir. Allah'taki karşılığı mahluktur. Değildir. Allah'taki karşılığı. Yani ne konuşuyoruz iyi bilmek lazım. Ayağımızı iyi basmak lazım. Allah muhafaza etsin. Ayağımız kayar. Bakın avamın da itikat ettiğini diyor. İman ettiğini demiyor. İman ettiğini olsaydı evliya Allah'ı görmüş olacak. Çünkü iman bak avamın iman ettiğini ehlullah, evliya müşahede ediyor demiyor. Çünkü imanı görmek Allah'ı görmektir. Allah'ın nurudur çünkü. İtikat ettiğini diyor. Peki itikat nedir? Ben söyle söyleyeyim size. İtikat şudur. Cennet var. Arş var. O avamın itikat ettiği kürse kadar. O evliya kürse kadar görüyor demektir. İtikat bunları yani iman esaslarını, usulü, kaideyi, sistemi bilmek. Mesela iman esası 6'dır. İslam esası 5'tir. 32 farzın 3'ü gusuldur. Gusun işte ağzına niyet,
burnuna ve vücudu yıkamak. Ağız, burun, yıkamak. Tamam. Namazın, abdestin farzı 12'dir desem. Oldu mu? Abdestin farzı 4'tür. Olmuyor işte. Yani. Hani bu itikat. İtikadımıza yanlıştı 12. Abdestin, namazın farzı 12'dir. Abdestin farzı 7 değildir. Abdestin farzı 4'tür. Hanefi mezhebi. Ha nedir? Bu itikat, bu iman değil bu. Ha, doğru bir itikada Allahça verilen veya akrebet ilahinin taallukuna sebebiyet veriyor. Yani itikadımız kurbiyetimizi oluşturuyor. Bizi Allah'a yakınlığımız oluşturuyor. Allah'a karşı yakınlığımız ve kurbiyetimiz Allahça verilen cevap olan akrebetin ve akrebetin dindeki yani ifadesi olan iman. Abi Allah-u Teala tövbe aşağı yani ben biraz eksik konuşabilirim. Bugün konuştuğunu yarın vazgeçtim der mi? Demez. Der mi öyle bir şey? Demez değil mi? Bugün sana cevap verdiyse yani senin imanın var demektir. Yarın ben vazgeçtim deme şansı yok değil mi abi? Yok, yok değil mi abi? Evet. Yani iman kaybedilmez yani değil mi abi? Peki ikinci lemada o işte... İman kaybedilir şöyle. Yani şu. Allah'ın bir adaleti var. Yani bugün kış varsa kar yaptırırım. Ama kar yağdı da vazgeçtim. Ben sana vazgeç manası değil. Tecelliyetle vazgeçmeyi karıştırma. Mesela baharda çiçeği açar. Şimdi kışar. Allah vazgeçtim, karı kaldırıyorum, vazgeçtim değil bu. Tecelliyat ve zuhurat farklı. İmanı da itikadımız bozuk olunca imanını da alıyor. Yani imanımızın ayakları itikatlarımızdır. İmanımızı ayakta tutan imandır. İmanımızı ayakta tutan itikattır. İtikadın bozuk olursa imanı yok olur. Günahlar bunu da yazıyorsun. Ha? Günahlar itikadı bozuyor. İtikadı bozar. İtikat da imanı yok eder. Bozuk. Yani o kadar mühim değil, çok mühim itikad. Abi günahlar mı demek lazım? Yani günahlar itikadı bozar. İtikadı bozar da yani işte. Bozar. Mesela harama helal demeye başlar. Var ya işte ikinci lemada. Küfre giriyor bunlar. Sonra giriyor. Küfür. Tabi mesela keşke Allah melekleri olmasaydı. Günah işleyin işleyince tiraki oluyor. Ya bu zina mila televizyondaki abuk subuk şeyleri seyretmeye Allah niye haram desin ya demeseydi keşke. Dedi ya falan ya birisi dese ki böyle haram haram yoktur falan. İnanma, itikat etmeye başlar. İtikat etti mi Allah melekleri de niye var falan der hop itikadı bozuldu. İtikadı bozulunca cevap olan iman yok oluyor. Peki. Aslında biraz hani sadet dışı da mesela. Kalbin iki ayağı, dima ve vicdan diyoruz ya. He. Vicdanla kalp arasında bir ilişki var, bir şey var, bir alışveriş var. Dima kalbi, kalp de dima besliyor. Tabii. Fakat kalple vicdan arasındaki ilişki tek yönlü. Kalple? Vicdan arasındaki. Vicdandan kalp besleniyor. Hayır. Hayır, orada da çifti onu. Peki, şu abi şey diyeceğim ben. Çünkü niye biliyor musun? Kalpte şu var. Latife insaniye var. Tam onu demek istemedim, özür dilerim. Ben tamam. Yanlış söyledim. Hani benim hata. Vicdandan, hidayet yolu ya, hani imanın geldiği yer. Tamam. O yönü kastediyorum. Yani biz oraya müdahalemiz ne nispette oluyor? Olmuyor gibi gördüm ben. Çünkü bak şimdi. Kalbinin ne biliyor musun? Mühürlemesi var ya Allah'ın. Allah istisnasız herkese sabah güneşi vurduruyor. Sen bu şehrin istisnası olabilir misin? Bana az geliyor, sana Allah fazla güneş vurdu diyebilir misin? Diyemez. Herkes eşit değil mi burada? Bu hidayettir. Ama herkesin camının büyüklüğü, panjuru açıp açmaması, bu itikattır. İçeriye girip de güneş, içeriye girip de iş yaparsa, çiçeğimizi büyütüp odayı ısıtırsa, aydınlatırsa, bu netice de imandır. Bunda şey yoktu bugüne kadar. İtikat kelimesi yoktu hidayet tanımında. Hatırlarsınız. Evet. Çünkü genel iman derken iman itikadı da koyardık. Tanımında bu yapıyordunuz ama itikat kullanmıyorduk. Kullandık. İtikat kullandık şimdi. Abi şurada da sanki... Şey mi oldu? Pencerenin büyüklüğü ve şeyi mi? Yani usul. Pencereyi niye koydun? Güneş girsin. Yani usul. Yani. Niye büyük yaptın? Güneş girsin. Niye güneye koymadın, kuzeye koymadın pencere güne? Usul. Bu itikattı, bu düşünceler. Güneşin girmesi, bu düşüncelerden kalitesi artıyor ve azalıyor güneşin. İçeriye giren güneşin kalitesi, senin pencereyi kuzeye değil güneye, küçük değil büyük, tahta değil cam koyman, bu tür düşünceler, bu sistem bilmek, güneşi bilmek,
içeriye girecek çiçek var. Bunları bilmek, bu akıl dimağı yapıyor. Bu sistemin, bu dimağın bütünsel düşünmesi, dimağ diyor ki güneş nuranidir, duvardan geçmez. Güneş güneyden doğar, kuzeyden doğmaz. Güneş pencere büyük olursa büyük doğar, küçük olursa az girer. Böyle yapayım, şöyle yapayım. Dolayısıyla iki tarafı da biliyor. Güneşi de biliyor, evi de biliyor. Ha, ona göre iki bilmekten davranıyor. Pencereyi şuraya koyuyor, böyle koyuyor. Bunların adı itikattır. Netice ise o güneşte madem bana böyle mi yaptın, bana böyle mi değer verdin, bana böyle bir mi aynam oldun, benim önümü mü açtın, benim işte benzamı kaldırdın. Al sana benim de cevap. İman cevaptır. Ne oluyor? İtikat soru sorma. Güneş içeri giriyor. Güneş içeri giriyor. Abicim ben bir şey söylemek istiyorum. Güneş içeri giriyor. Yani imanın içeriye girmesinin kapısı olduğu gibi imanın o kapıdan da dışarı çıkma kapısıdır itikat. İtikadın bozuldu mu? Duvar ördün. Pencereyi yerini değiştirdin. Küçülttün şey. Güneş girebilir mi? Güneş yok mu dışarıda? Var. Hidayet vardır. Hidayet güneşin fotonlarıdır. Abi benim bir türlü kalbim almıyor. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Ya imanın kaybedileceğini ben kabul edemiyorum sanki bir türlü. Kalbe gireceğini mi? Yani imanı vardı da. Var olan iman nasıl kaybolur? Şimdi ben şöyle diyorum Hasan abi. Çünkü biri zamanlı bakmaktır, biri zamansız bakmaktır gibi geliyor bana. Yani iman zamansızdır. Yani kalpte, ruhta zaman var mıdır Hasan abi? Yok. Yoktur. Çünkü zaman dehl esmasıdır. İman esmanın da arkası olduğu için imanda zaman yok. Yoktur. Zamanın olmadığı bir şey de dün vardı bugün yoktu diye bir şey de yok yani. O zaman hiç mürtetleri kabul etmeyeceksin. İslam dünyasında İslam olup iman olup sonra sekeratanda imanı kaybedenler var mı yok mu? Sekeratanı da dinim söylüyor ya peygamberimiz. İşte Allah son nefesimizde imana mukayyet kılsın. Dua ediyoruz ya Allah'ım imanımıza. Peki son nefesinde taklidi imanı, tahkiki iman farklı değil mi? Tahkiki imanla tahkiki ve taklidi bu mertebe midir? Mertebe ise mahluktur. Mahluksa da gider de gelir de. Peki sekeratan da imanı kaybedenler var mı yok mu? Sekeratan da imanını bence gerçek iman olmadığı için kaybediyorlar. İtikattaydı zaten. İtikattaydı zaten diyor. İtikattaydı zaten diyorum. İtikatta olan iman taklidi imandır. Evet. Kalpte olan iman tahkiki imandır. Evet. Sen aklını almamasının sebebi şudur. Sen tahkiki imanı şu derslere katılıp da Allahsız Allah'a bakmak, Allahsız mevcudata bakmak, Allahsız kendine bakmak ne demek biliyor musun senin dünyanda? Sensiz sana bakmak. Bak, bensiz bana bakıyorum. Neyse, Allahsız mevcudata bakmak böyledir. Bu bizim dünyamızda ne diyor ya? Rüştü abinin dediği gibi, Rüştü abi dedi. Ne yapayım biz de çocuğuz da işte soru öğreneceğiz falan. Rüştü abi dedim falanca tarikatın önde gideni falan adam çok meşhur medyatik şimdi. Risale-i Nale'nin konuştu dedim ya böyle bir adam. Yani bir cevap yazsın be ya. Desin de biz de sağda doğru solda ders yapıyoruz anlatırız. Dedi ki ölü birisi yaşıyor mu dedi. Cevaba bak. Tabi anladım ben kuralını biliyorum. Ya dedi, bir insan dedi yaşarsa, o yaşıyordur, yaşamıyorsa yaşamıyordur, yaşıyorsa sorusu olur, sorusu vesairesi olur, cevap verilir. Ama senin dünyada o insan ölmüşse ölülere cevap verilmez dedi. Sen şimdi bir çay yap da getir. Allah bir kendine yaratsın. Yani hiç unutmuyorum, ölü birisi yaşamıyor ki dedi. O ölmüş, ölmüş. O sureti, mezar-ı mutahhit dolaşıyor. Külliyata kendisine hakaret ve küfür etsen belki bir şey öyle aşapar ama Risale-i Nur'a bir itiraz oldu mu adam değişiyordu. Böyle cevap verdi ama sinirinden içeri girdi. Külliyat hepsi her şeyin beni. Çünkü niye? Laf değil. Mesela kendimden bir
Ben çoluk çocuk edinmedim. Mal mülk edinmedim. Kazandığımız kariyeri de bıraktım. Şu bu. Tamam. Peki bunu sana bıraktıran ne? Sen büyük olduğundan değil. Elindeki büyük. O zaman bundan dolayı eşimi terk etmişsem Risale-i Nur eşimde kıymetlidir. Mesela Hacı Murat arabası var ki Mercedes'e ikisi kıyas edersen Hacı Murat'a biner misin? Ha, ben eşimi Risale-i Nur hizmetinden dolayı bırakmışsam Risale-i Nur eşimde kıymetlidir. Anne babamı ben terk etmişsem ki terk ettim Risale'den dolayı onların hayatı dünyasını temin edemedim, etmedim. Risale-i Nur anne babamla kıymetlidir. Risale-i Nur benim hazlarımdan, duygularımdan, isteklerimden terk edip onun hizmetine koştum mu benim hazlarımdan kıymetlidir. Peki Risale-i Nur hayattan daha kıymetli derse yaşayarak söylüyorsun işte. Evet. Risale-i Nur zannediyorlar ki bu kitaptır. Risale-i Nur değildir. Bak burada ne yazıyor? Risale-i Nur külliyatındandır. Yani kağıda dökülmüş. Hakikatını kastediyoruz. Hakikat. Risale-i Nur değil. Tamam mı? Hakikatı, Kur'an hakikatı. Esma-i İlahiye. Yani Allah'ın çıkıyor. Hani ama kafayı bu kitaba, sayfaya takarsan kağıttır ya. Kur'an'da kağıttır. Kur'an'da kağıttır. Kur'an kağıt itibariyle bakarsa mahluktur. Mürekkebe bakarsa mahluktur. Ha, bir şey adını terk ediyorsan o terk ettiren şey o terk ettiğinden daha kıymetlidir. Siz bu sabah yatmadınız, geldiniz beraber bir mutala. Demek ki sabah pazar günü yatmanızdan daha kıymetlidir bu ders. Yok, ya kalkamadım, geç onu. Yatmak kıymetlidir bu derste. Ya ben buraları tanzim edeyim, bir de okuyayım böyle, birkaç çalışıyorum ama başta da okuyayım diye sizle daha beraber olabilmenin adına ben falan saatten beri ayaktayım. Sabah namazı okunmamıştı. Sonra okundukça bir şey anlatmak için söylüyorum. Bu dersin ne kadar kıymetli olduğunu yapmadım. Ve bu dersleri çalışacağım ve canlı olayım diye. Bedava verilmiyor. Bedava verilmiyor. Her isteyene verilmiyor ama isteyene veriliyor. Kime verilmişse onlar istemiş. Zekaya bakmıyor, akla bakmıyor. Kariyere bakmıyor. İsrarla, usulüne uyarak isteyene veriliyor. Çok zeki, çok akıllı, çok ömrünü geçirmiş. Hatta vakıftır. Öyle alakası yok bu derslerle. O nereye vakıftır? Vakıf olduğu yere vakıftır. Dima derslerine katılmamış, yazıp çizmemiş, dinlememişse dima sizin dameninize gelemez. En büyük, 60 yaşındaki vakıf bile buraya katılanın dimağla meşgul değilse sizin şeyi gelmez. Onlar fedakarlıkta zirvedir. Vakıftır diye her konuda değil. Benim külliyatta gayb ile alakalı işim var. Mesela hangi abi nerede ne demiş, Risale nerede telif edilmiş bilmiyorum. Külliyat. İşte tarihçe hayatında şurada şunu yazıyor, cennet bahsinde şu yazılmıştır, şu kadar dakika sürmüştür, şu olmuştur. Bilmiyorum. Yani sahası farklı. Benim saham bizim peki şeyimiz yok mu? Tersi. Yani biz bu enfüse katılıp da bizim de zafiyet noktamız ne olur o zaman? Tersi. Yani şimdi işte söyledi işte. Hani bendeki eksikler derken biraz onu kastediyorum. Yok abi şimdi vakıf dediniz ya. Hayır şimdi ne eksikliği nedir? Biz de geldik ama bizim de başka bir yerden bir gol yiyoruz. Tabii. Yani burada diyor ki usta mesela hangi sahada şeysen o da sahada güçlü olursun ötekisi gababetin olur. Bizim de başka bir yerden tabii, şey veriyoruz o zaman. Tabii. Enfüsü manayı merak ediyoruz, şey yapıyoruz ama bir yerde de gol yiyoruz. Şu mesela, en çok golü şu. Golün bir tanesi. Ya sen hep bunlarla odana oturdun, ben mesela. Şey bunlarla meşgul, kendim de mesela diyorum ki daha önce. Ama oturdum dershaneye, ders varmış. Umumi ders var, dersime inmiyorum. Birisi gelmiş, Kur'an öğretmek gerekiyormuş bina daha veya gelmiş birisini getirdin sen. Kardeş ne getirdin ya? İşimiz var ya. İtikada şeyler yazıyoruz ya. Böyle şey olur mu? Ha, bu en büyük o. Yani
olmaz. Bizim zaafımız olur. Yani umumi itikadımız, yani umumi yol yapıldıktan sonraki ihtisasımız olmalı. Yani ondan koparmamalı. Hayır. Genel nedir? Namazlarımız, tesbihatlarımız, evradımız, eskârımız, derslere gidişimiz, gelenlerle meşgul olumumuzun dışında çalışırken enfası çalışıyoruz. Mesleğimiz. Yoksa onları ortadan kaldıran değildir. O zaman senin onları kaldırdın da bunu koyduysa sen zaten kalkmışsın. Yani çıktın inemedin oluyor. Tabi. Yani fena fillah var, beka billah yok. Fena fillah gidiştir, beka billah dönebilmektir. Herkesin fena fillahı olabilir. Şeyde ama dönemez. Oluyor ya şimdi evde de mesela hanıma veya çocuklara ifade edeceğim, bir şey diyeceğim. Olmuyor o zaman. Yani şimdi mesela bu dersten çıktıktan sonra ya bırakın şöyle fitneye gitmeyi ya. Bırak. Ya bırak o şeyi ya. Bırak o iş. Kendi dünyanda evet net o ama değil. Yani belagat ehli olacağız. Belagat muhataba muhatapla senin aranda siyak ve sibak. Yani usulunu kim kime neyi ne zaman nasıl. Mesela Mehmet kardeşim kızı var 5 yaşında değil mi? Buradan çıkacak, çocukla oynayacak. Lan bu dersten sonra çocukla mı oynanır? Çocukla şakalaşacak, terlik isteyecek, sarılacak, tamam mı? Yani 4 tane vasfımızı unutmayacağız. Beşeriyetimiz, tamam mı? Melekiyet tarafımız, şeytanlık tarafımız, insan tarafımız. Şeytan hiç iyilik yapmaz, melek hiç kötülük yapmaz. Hayvan ne iyiliği var ne kötülüğü var. Beşer, hepsi var. Yani peki ne yapacağız? Nerede ne gerekiyorsa harama girmemek şartıyla yapmak. Şuraya bitirelim, teneffüs verelim. İnşallah. Kafur abi sorusuna bir cevap vereyim abi. Evet. Şimdi bu iman gider gelir meselesi var ya. Şeyde diyor ki, lemalarda aslında o yer diyor ki, evet günah kalbe işleyip siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Yani imanı çıkartma mevzusu değil de nuru imanı çıkartıyor. Çıkınca bitiyor. Nur iman. İşte bir olmuyor. Yani iman hakikatini değil, suretini yani nurunu çıkartıyor. Hepsi gidiyor. Hakikatini gene çıkartamıyor. İmanla itikadı güçlendirir, oluşturur itikad. Akıl gibi yere basmasını istiyor, basıyor. İtikad akıl gibi düşünün, yere basmak istiyor. Böyle. Basmak istiyor. Akıl kalbe diyor ya, benim kanatlarım yoktu, benim ayağım vardı, bana göre konuş. İtikad bu yani. Basmak istiyor. Yani öyle emin olmak istiyor. Öyle langur langur gitmek istemiyor. İman sebep ve sonuçların arkası. Ama itikad sebep sonuç ilişkisinin bütünlüğü. Bu noktalardan itikad berzahı oluşturuyor. Arkası olduğu için. İtikada cevaptır iman. Çok acil bir cümle. Çok eskiden şöyle bir tarif yapmıştık abi çarşambalarda. İtikad imanımızın delilleridir. Harika. Diye. Doğru. Evet. Yani aynı o şekilde cevaptır deyince o zaman onu da ekleyebiliriz. İtikad imanımızın onu da ekleyelim. Delilleri. Burhanlar, tamam. Cevap. Sebeple sonuç arasındaki doğru itikadın veya yanlış itikadın ya seni esbab perest yapar veya sebebin arkasındaki intikal, yani sebebin arkasındaki Allah'ı sana göstererek Allah'ın da imanla verdiği cevap. İman. İman doğru itikadın sonucudur. Akrebiyete bakar. Yazmışsınız burada. Yazın he. He yazmış he. İman doğru itikadın sonucudur. Akrebiyete bakar. İtikad-ı iman sonucudur. İtikad-ı imanın sonucudur. İtikad kurbiyete bakar. Şimdi bu bitti. Bu şeyde abi, iş hayatı cihazda şey var. Bu daire-i itikadla daire-i esbaba bakma mevzusu var. Baktınız mı o kısmı? Var. Yani şeymiş yani, tam bayağı anlatıyor da. Daire. Sayfa kaçtı işaret? İşaret edeceğiz 20'de abi. İşaret edeceğiz ha, bakayım geldi mi gelmedi mi? İşaret edeceğiz ha, daha gelmedik. 31 tane itikat geçiyor.
Orada itikat ve esbab kelimeleri beraber çokça geçiyor da. Evet. Oradan baktım. Zaten orada itikada tabii karabalan baktık da defteri kaydettik. Orada esbab aleminde insan niye boğuluyor? O esbabla müsebbab arasındaki o ilişkiyi kuramayan o itikad orada bitiyor. Çöküyor. O zaman temelsiz olan bir sisteme, yani peteksiz bir yere arı gelmediği gibi iman da olmuyor. Yani itikad o kadar mühim ki imanın gelmesinin hem şartıdır hem şeydir, hükmüdür. Şart ve hüküm yani sebebi ve sonucu. Yani itikad olmaktan iman olmuyor. İtikadımız da Kur'an oluşturur. İmanımızı da Allah zatı oluşturuyor. İtikadımızı subutu sıfatları oluşturuyor. Sıfatlar oluşturuyor Allah'ın sıfatı. Ona net. Bunu okuyacağım bu teröristten sonra. İtikadımızı sıfatlar oluşturuyor. Sıfatı... Ha, oraya girmedim. De gireceğiz şimdi. İtikadımızı sıfatlar oluşturuyor. İtikadımızın kaynağı sıfatlardır. İmanımızın kaynağı Allah'tır. Peki Allah ile sıfat var, fark var mı? Lehül Esma'ül Hüsna gibi. Bütün isimler Allah'ındır ama isim Allah değildir. Masadakiler hep Hasan'ındır ama Hasan değildir. Yani Lehül Esma'ül Hüsna güzel isimler Allah'ındır. Kimindir isimler? Allah'ındır. Ama Allah'tan kopuk mudur? Hayır. Ne aindir ne gayrıdır. İtikadın kaynağı sıfattır. İmanın kaynağı Allah, zattır. Şeyde de itikad rububiyete, iman uluhiyete. Harika. Değil mi? Evet. Çünkü noktasına bakıyorsak oraya birleştirmek esbab, var. Esbab konuşurken adınız gibi hemen tak rububiyeti koyacaksınız. Sen rububiyete bakıyorsun. Müslümanların zaten itikad sorunu var şimdi. Allah'ın rububiyetinde sorun yaşıyor. Evet. Mesela Allah vardır diyor ama benim hayatıma karışmaz diyor. Pantolon giyiyor kadın mesela. Başını açıyor, bilmem ne yapıyor. Allah'ın rububiyeti sorunu var. Allah ile rububiyet sorunu var. Rububiyet sorunu olunca uluhiyet olmuyor. Uluhiyet ile rububiyeti de anlatmıştım, hatırlar mısınız? Evet. Bir daha anlatayım. Aynı misali. Bir daha anlatayım. Çünkü ondan sonra keselim. Hı-hı. Bir kahve içelim. Sonra... Onu istersen şekilde anlatmıştınız sana böyle çaktırmadan böyle fırtınlamayacak. Yani şöyle yapayım. Allah'ın kainatı yarattı. Onların bir kuvvesini... Abi bir dakika. Çok özür dilerim. Hakkınızı verdim. Bu çünkü tam şey... İtikatta hürriyet... Belki de 10 sene uğraştım. Evet, çok. İnan uğraştım. Çözmeseniz zaten... Vallahi... Yürünmez ki yani. Yürüme. Bu dersler onların üzerine binen. Rububiyet nedir? Allah var iken hiçbir şey yok idi. Ve Allah Nur-u Muhammed'i yaratarak kainatı, şecil-i hırkatı yarattı. Bu ağaç. Bu ağacı bir noktada görmek istedi. Çekirdek. Ağacı çekirdeğe hulasalandı. O insan. Ha? Bu Allah'ın kainattaki bu yaratılmasında adet ilahileri koydu. Kaydı, usulleri koydu. Ondan sonra bunlar arasında doğru ilişki kurulsun diye, yanlış ilişki de var, rububiyetini getirdi. Yani yap yapma, helal haram. Sadece onlar değil ama. Yani değil tabii. Sıfı değil. Adetullah kanunu. Var. Adetullah kanunları. Fitr. İnsan bu Allah'ın adetullah kanunlarının bütünlüğü olan, rububiyetle ifade edilen esma-i fiiliyenin biz uyarak, Allah'ın rububiyetine güzel aynadarlık yaparak biz de mükemmel bir ayna olmuş oluyoruz. Rububiyetteki esmalara. Yani o adeti yaparken aslında mesela derenin başında dahi olsanız suyu israf etmeyin. Zaten içmesen de yarısı olarak su akıyor. İsraf suyun kendisi değil. O suya bakışımızı oluşturuyor. O suyun Allah'ça, Allah ile ilişkisini kurduruyor bize düşünerek. Bu bize rububiyetimizi inşa ediyor. Böyle düşünün hepsi. Dolayısıyla Allah'ın yaratmış olduğu mevcudat arasında fıtri bir ilişki kuruyoruz. Biz de bu ilişkiden ortaya çıkan bir ruhta bir aynadarlık oluyor. Allah'ın rububiyetine aynadarlık oluyoruz. Ruhtaki inkişaflar, istidat ve kabiliyetlerimiz. Bu Allah'ın rububiyetine karşı takındığımız, Allah'ın emirlerine karşı takındığımız doğru mukabelelerimiz de
oluşan aynaya Allah mukabele ediyor. Allah orada tayin ve teşahhus ediyor. O aynada Allah'ın tayin ve teşahhus ettiği bütünlüğe de uliyet deniliyor. Bu da iman mıdır? E tabi iman. Uluhiyet bizde iman olarak gözüküyor mu? Evet. Davranışlarımız rububiyettir, itikattır. Yani o rububiyetten sonra uluhiyet oluşmuştur. İtikat olmadan iman olmaz. İtikadımızı Kur'an oluşturuyor. Yani Kur'an akla hitap ediyor ilk, kalbe değil. Aklımızı inşaattan kalsın, inşa ediyor. Sonra, o inşaattan sonra binanın içerisine insan oturunca onun adı da ihya oluyor. İlk önce inşaat, sonra içeride insan oturuyor. İhya oluyor. İnşa ve ihya. Yani, o zaman Kur'an iman olmadan önce dimağımızı düzeltiyor. Kur'an. Çünkü aklı olmayan dini yoktur. Kur'an'ı muhatap akıldır, kalp değildir. İtikadımızı inşa ediyor Kur'an. Bu itikada Allah'ın verdiği cevaptır iman. Fakat o iman oluştuktan sonra geliyor, dönüyor vefasını ödemek için iman. İman ruhludur, Azrail. İman akıllıdır, Cebrail. İman şuurludur, Mikail. İman hayatlıdır, İsrafil. Bu şuurlu, hayatlı olan iman geri dönüyor kapta ya. Akılda, kafadaki itikadı da daha düzeltiyor. Çünkü itikat sebep sonuç arasındaki bütünlüğü sağlar, tevhide koyar, kıblesine koyar. İman ise bu sistemin arkasıdır. İman zata bakar, itikat sıfata bakar. Burada kesiyoruz. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İtikad dersimizin, ikinci dersimizin ikinci faslı. Şimdi sayfa 221. Mesnevi Nuriye 219. 219. Okuyorum. Eğer iman kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursa 221 defter. Evet. 221 ama 219 Mesnevi'de. Buldunuz mu? Evet abi. Evet. Eğer imanın kulağıyla, imanın kulağı da var, itikadın da kulağı var, her şeyin kulağı var. Eğer imanın kulağıyla Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursa ne olacak? Sende ne oluyor şu dimağında? Çünkü dinlersen dimağ, kalp demiyor. Çünkü yedi tane sıfatın işte itikadı sıfatlar oluşturuyor. Delilimiz bir tanesi bu. Kur'an zaten biraz daha önce birinci dersin son tarafını bahsettik. Kur'an dimağı inşa ettiği için itikad sıfata bakıyor. Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan o ecel aslanı bir Burak olur. Burak aslında hidayetti. Değil mi? 61 Mesnevi Nuriye'de hidayet Burak'tı. Her yerde her Burak hidayet geçer mi? Yani hidayet mesela bir sana mürşit bir hidayet olur, kitap bir hidayet olur. Yani seni bir hani Seni taşıyan. Bak, dinleyecek olursan, Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursan, o ecel aslanı bir Burak olur. Ecel aslanı. Geç 8. söze. 8. sözde bir aslan vardı. Bizi parçalamak istiyordu. Sonra parçalamasın diye kuyuya attık kendimizi. Korktuk, aşağıda ejderha vardı. Hemen bağırdık, elimizi açtık. Da bir incir ağacına tutunduk. Aşağıda ejderha ağzı, yukarıda aslan, bizi parçalamak isteyen, hayatımızı son vermek isteyen. Bu hayatımızı parçalamak isteyen aslan olur, kanser olur, trafik kazası olur, kalp krizi olur. Tamam mı? Nedir o? Bizim Burak'ımızdır. Kime kanser Burak olur?
Kur'an'ı dinleyen bir kulağımız olursa, bak, Kur'an'ın sadasını dinleyecek olursa, o aslan, o kanser, o kalp krizi, o trafik kazası senin Burak'ın olur. Maksadına götürür. Rıza ilahi. Bizleri rahmeti rahmana ulaştıracaktır. Ve illa o ecel aslandı. Bu aslan yerine kanser koy. Ve illa o ecel yırtıcı bir hayvan gibi bizleri parçalar. Şimdi binaya çık. Batıl itikadınız gibi. Batıl da var itikadın. Ne yapar itikat? Kur'an'ı dinleyen bir kulak olmazsa. Şey dibine koydu hemen. Batıl itikadı hemen arkasına koydu. Siyak ve sibakı böyle değildi. Yırtıcı hayvan gibi bizde parçalar dedi. Onun devamıdır. İnsanın mesela burada duruyorum. Ve illa o ecel yırtıcı bir hayvan gibi bizde parçalar. Kötü düşünceler kafamızdaki aslandır. Kanser gibidir. Hayatiyetimizi ortadan kaldıran, hayatiyetimize son verdirmeye çalışan aklımızın belası aklımızdır. Düşüncelerin en büyük belası düşüncelerimizdir. Ne yapar seni? Parçalar. Parça. Yani dima, tahayyülü ayrı, tasavvuru ayrı, taakulu ayrı, tasdiki ayrı, izanı ayrı, itikadı ayrı olur. Nereye itikad edeceğini bilemez. Tahayyüle itikad eder bu sefer. İtikadın şeyini bulmaya çalıştım. Yani bunu parçalar. Bunu parçalar. Bunu parçaladı mı? Hepsi müstakil mi abi? Hem tahayyüle de izan eder. Tasavvura da izan eder. Taakule de izan eder. Tasdike de izan eder. İltisama da izan eder. İtikada da izan eder. Dikkat edin. Tahayyüle de itikad eder. Parçalandı ya. Bu müstakildir. İtikad tasavvura da itikad eder. Taakule de itikad eder. Tasdike de itikad eder. İzana da itikad eder. İltizama da itikad eder. İltizam tahayyüle de iltizam eder, tasavvura da iltizam eder, taakkule de eder, tasdiki de eder, izana da eder, itikada da eder gibi. Yani parçalar, yani buraya batıl itikat girdi mi, bunları parçalıyor. Öyle derste düz okunurken teşbihtir, yani şey yapar bizi, parçalar, farklı düşündürür, yani iyi olmaz. İyi olmaz. Yani öyle de düşünemiyorum ben de. Ya yani parçalar bunları müstakil yapar. O zaman aklın belası akıl olur. Başımın belası başımdır var ya atasözü gibi. Şimdi burayı devam edelim. Batıl itikadımız gibi ebedi bir fırak ile dağıtacaktır. Batıl itikad neydi? Ebedi bir fırak. Evet. Yani birbirine fıraklaştırıyorum. İtikat neymiş bak batıl? Ebedi bir fırakla. Çünkü niye? Batıl itikadın zaruri neticesi mazi yok. İstikbal da yok. Bir itikat düşün ki mazisi yok, istikbali yok. Nasıl yaşıyor? İşte oluyor işte. Yaşıyor adam. Ne aklı var? Küfür. Küfrün mazisi var mı? Maziden kopuktur. Geçmişi yok ki. Madumdur diyor. Geçmişi madumdur. Gelecek de madumdur. Okuduk ya, burada sildik ya geçen hafta. Yani itikad bozuk olursa madum olur mazi ve müstakbel. Anda yaşar, hazırda yaşar. Tabut. Tabut yani. Sonra ve keza önümüzde idam sehpaları kurulmuştur. Eğer iman ikanla İman ikanda. İkanı birinci derste konuştuk. Şuurla yani, şuurlu bir imanla. Şuur-u iman gibi
farkındalık. Yani ne demiştik? İmanına şuurundur, farkındalığındır, yakin hasil etmendir, yakine bilmektir. Bu da biraz ama gene hala lügat seviyor. Lügat. Ben lügatta yazmadım. Tamam ha yani. Biraz daha şeyini bulmamız lazım. Yani. Yok. İkanı çözdük değil mi? Bilmiyoruz. Tamam, biraz daha lügat var yani. Ha. Bilmiyoruz. Yani ama İkan imanda bir sistem. Bilmiyoruz. İman ikanda. Ne oluyormuş? İkanda. İman değil. İmandaki ikanda Kur'an'ın irşadını dinlersen ki o zaman dinliyor. Adam imanı var ama böyle konuştuğun zaman akraba falan ya bırak ya. Uğraşma bu şey. Dinlemiyor. Dinlersen niye ikanı yok? İmanı var ikanı yok. Hani bazısının itikadı var imanı yok. Bazısının itikadı da var imanı var ikanı yok. Üç tane şey çıktı. Bak bazısının itikadı yok, külüme yok. Bazısının itikadı var, imanı yok. Bazısının itikadı var, imanı var, ikanı yok. O zaman itikad esbaplı tecellilerdeki bütünlük. İman ise esbapsız tecelli. Bir tanesi itikad biz, iman ben. İkan ise sırayla gidiyor. Esbapsız tecelli itikat, esbapsız tecelli iman ve Allah. İmanla Allah arasındaki bir şey. Yani konu, ama imanın içinde bu ikan. Konu çartıyor. İtikadı en iyi olanın imanı en iyi olacak diye bir kaydı çıkartıyor o zaman bunu. Abi. Bunu kaldırıyor. İkan, bunu kaldırıyor. Tamam. İkanın kadar imanın tamam o zaman. Farkındalığı o zaman şu an. İkan. Bu ikan berzahi oluyor yani. Aha. Berzahi insanlar var ya, alemi gayb, alemi şeytanı. Bu tam bu ikan onun gibi. Gibi. Oraya buraya buraya oraya. İmanı da bir berzahi. O zaman profesörlerin imanı daha çok olması lazım da. Çünkü sebep sonuç ilişkisine daha iyi bir itikatlara daha şey oluyor. Ama öyle deme ya. Öyle, o bilgi seviyesinde konuştun o zaman. Yani itikatta çok şey olmadı mı? Yani sırf böyle matematik yani şey değil, ilişkisel seviyeyi anlamak değil ki itikat. Kur'an'ı anlamak manasında. İkan nedir biliyor musun? Ya yazmadım da bu. Şey yapmasınız. Terklerin kadar sende imanın çoğulu ve farkındalığı. Terk. İkan. Terke bakıyor. Tasmaya bakıyor. İman amelle nurlarını vesaire yapar ya amel, zikirle. İkan ise terklerle. Şuur olmadı o zaman abi. Niye? Köylerde bizim babaannelerimiz, işte eskilerimiz o yaşlı... Terkleri çok. Terkleri çok ama bu bir şuurları olduğu manasında değil. Ama dini duygular, hassasiyeti, şuur yok. Farkındalığı var ama. Mesela bir tulum çalsa, benim babaanne biliyor, hemen kapıları kapatırdı çevrede. Şey yapsa böyle, duyarlılığı fazla. Mesela hayvan geçiyor. Ve oraya çocukları koyar ki birisinin otunu yemesin diye. Eğer otunu yemişse hemen ona akşam süt gönderir veya yağ gönderir. Bu şuur değil midir? Ama sen şuurdan kastın şu, edebiyatçı olup da güzelce inandığını ifade edemiyor. İşaret edeceğiz de öyle diyor. İfade edememesi diyor, olmadığını göstermez. Çünkü öyle şeylerimiz var ki ifade edemeyiz. Şuurunu göstermiyor mu o otu yedirtmemesi? İkan daha çok benim anladığım burada terklerle imandaki o şey halet mi artık kalitesi yani iman takvaya mı bakıyor abi? Takvaya mı bakıyor? Bakar. Bakıyor tabii. Takvası olmaz ikan. İman ikanla Kur'an'ın irşadını dinlersen. İman ikanla mı? Peki iman neyle Kur'an'ı dinleyebilir? Ancak terki kadar Kur'an'ı dinler. Nereden çıkartıyorsun? Bak, şuradan. Terk olmayınca dinleyemezsin diye. Bak şurada diyor ki, çok garibinize gidecek terk neymiş. Zikirden nefret kenarını uzaklaştırıyor mu? O. Demek emrini, bir şey yapmak. Emrini yapmak. Söz dinleyen çocuk. Günahlardan gelen yaralar. Ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Tamam.
Yani vesvese deyince iman. Şüphe deyince dima, tasavvurda. Neuzubillah mahali iman olan batını kalbe işleyip imanı zedeler. Nasıl anlar zedeledi? İmanın tercümanı olan lisanın zevk gürüsüne ilişip zikirden nefretkanı uzaklaştırarak susturuyorlar. Yani günahlarla bozulmuş bir insan. Yani devamlı televizyon seyretmiş, YouTube'dan inmeyen adam Kur'an okuyamaz. Lisanın zikir var ya, okuyamaz, zevk alamaz. Yani böyle yağsız tuzsuz böyle bir bayat bir yemek yer gibi olur. Bak niye? İmanın tercümanı olan lisanın zevk ruhusu yok ki. Yani okurken bir zevk almıyor kendi okuduğundan. Niye? Günahtan dolayı ilişip zikirden, yani onu ifade etmekten, en büyük zikir namazdır, namazdan. Namazdan, orucundan zevk alamıyor. Of ya akşam olsa nefretkârını uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbi işleyip siyahlandıra o nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Yani imanın nuru gibi. Çünkü o terk, buradan çıkalım. Terklerle imanın nuru artıyor. Amellerle iman artıyor. Abi çok acayip ya. Denk geldiğiniz vatandaş hani hacca gidip de orada tatmin olamayan, beklediğini bulamayan kişi var ya. Yani o günah sahibi bir insan mıydı yani ona? Evet, açılmadı ki. Açılmadı mı yani? Mesela televizyonu seyretsel her rezaleti kepaze. Ondan sonra git haca, tavaf et, bilmem ne yap. O ruhani haleti yaşa. Haleti yaşa diyor. Allah affeder, o konuşmuyor mu? O haleti. Adam takva, dikkat ediyor. Burayı Mekke gibi yaşıyor. Mekke'ye gidince de Mekke olmaz onu. Mekke'ye gidip Mekke haletini yaşayan adam, burada Mekke'yi yaşamayan adamdır. Burada Mekke'yi yaşarsa Mekke'ye gidince Mekke'yi yaşamaz. Onun hakikatini yaşar. Zevki veren de o değil mi? Tabii, esas o. Açın mekanı sana ne yapacak ki? Peygamberi görmekten değil, mezarını görmekten zevk almak. Peygamberi görmüş adam küfretmiş. Peygamberi gören hep iman etmemiş ki. Beşte biri iman etti. Dördü küfretti. Örttü ya. Sen şimdi ben, bu hocam ben gittim diyor. Ben gittim diyor. Nafze Muhtar'a çok acayip bir aile ördüğünü. Vallahi diyor. Ekran bak. Hiçbir şey bana şey yapmadı. İçimde diyorum ki yapsa zaten şaşırırdı. Çünkü yapsa yapanlara haksızlık olur. Çünkü adam buradayken, haça gitmeden, Ravza'ya gitmeden Ravza yaşıyor. Günahtan uzaklaşıyor. Gideceğiz, ikimiz aynı neticeye mazhar olacağız. Yapanlara saygısızlık değil mi? Emeğe hürmet saygısızlık değil midir? Yapanlar niye yapıyor? Burada biz de gideriz, paramız olunca. Her türlü bir sene yap, bir sene sonra hadi reset atacağız, gideceğiz. Öyle olur. Mekke'nin götürdüğü yere gitmek. Öyle bir şey var da hani Mekke'yi kalp gibi düşünsek. Evet. Eğer iman ikanla Kur'an'ın irşadını dinlerse, ikan yoksa dinleyemez o iman. O sehpa ağaçlarından, o sehpa ağaçlarından ne olurmuş? O ağaç var diye sehpa. Sehpayı ağaçlarla yapılmamış. Nuh'un gemisi için tahtalar olarak kullanılıyor. Birisi tabut olarak kullanıyor. Kimisi gemi olarak kullanıyor. Gemi bir yere götürmek için. Evet. Kimisi tabuta giriyor. Kimisi gemiye biniyor. O da tahta. İkisi de kaybolur. Sefine-i Nuh gibi sahili selamete, yani alem-i ahirete o ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır o tahtadan. Sehpa tahtalarından, direklerinden. Şimdi anladıklarımı şey yapayım. Şu anda konuştum değil. Bir, altı tane mana anlamışım. Ölümün şekli ve vesilesi senin burakındır. Yani kanser, ha kan, ha trafik vesileleri o senin, o ecel aslanı bir burak olur. Yani seni maksadı maksuda ulaştırandır burakın. Yani herkesin burakı niye farklı? Ulaşmak istediği şeye göre değişir. Aslan burak, aslan buraka dönebilir. Buraka. Neyle döner? Çok önemli. İtikadınla. Tılsım mı oluyor ona bu itikad? İtikad tılsım oluyor. Yazabiliriz. Vay be.
İtikat. Ece rastlarını broka dönüştüren senin itikadın. Evet. Yani neyle olur? İtikadınla. Çünkü niye? Zaten söyledi. Senin kafanda o işte işlediğimiz günahlar vesaire kafayla da kalıyor. İtikadınla, itikadın sureti değiştirendir. Neyle? İtikadınla itikadın sureti değişiyor. Ve aleminin bu dünyada fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti alemini cennet veya cehenneme döndürendir itikad. Alemi şahadeti, alemi ahirete döndürüyor yani. Döndürüyor. Bu küçük sözlerdeki muvazeneler o zaman hep itikat olması lazım. İman değil mi o? İman zaten itikat oluşunca, şimdi sıra gelsin imana değil. İtikat olduğu anda iman diyor zaten. Hayramıyoruz o anda aslında. O anda oluyor. Çünkü itikat izanı da çalıştırıyor, takdiri veriyor. Sıraya konmuş, devlet dairesi gibi, bu dosya geldi bir hafta sonra bakayım. Evet. Şimdi kitap okudu bir hafta sonra. İman etti. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bir iki gün sonra sana imanınızı çarptırsın. İmanın aslında bir noktada gene itikadın demek oluyor. İtikadın. Yani. Şimdi bazen mesela diyelim ki hey sen dedince cesedi kastetmiyorsun ki ama cesedi hitap ediyorsun. Ceset itikad olsa iman da ruhun olsa. Yani aslında çok fazla da ayırmak da yanlış olur. Ama sureti ayıramıyorsun. Sureti ayıramıyorsun. Ama hakikatte ruhta yani içeride işleyişi çok farklı olduğunu dersini yapmaya çalışıyoruz. Örnek veriyordunuz da pil bittiği an filme dönüşüyor. İkisi bir anda. Aynı. Evet. Yani kamera evet doğru. Kamera film çekiyorsun. Çektim hadi film olsun. Biterken film oluyor, film olurken bitiyor. Sıra yok. Pil bitiyor. Bedenden kasıt. Telefondur. Hayattan kasıt bunun bataryasıdır. Değil mi? Batarya, hayat. Hayat bitiyor, pil bitiyor. Ama video oluyor. Video, bataryadan kaliteli olur, 10 tane telefon alırsın. Esbaplıdan ama öyle bir film çekersin ki rezil günahlarla dolu, telefonu da bile fasık yaparsın. Sizin dediğiniz gibi esbaplıdan esbapsıza geçiyorsun. Rububiyetten uluhiyetten. Evet. Yuhiyet. Yani rububiyette esbap var. Uluhiyette esbap yoktur. Bir ümit. Evet. Peki. İki. İtikadın batılı da var. İmanı yoktur. Batıl itikadınız gibi diyor. İmanın batılı yoktur. Hani batıl iman deyince de eğer böyle şey yapsa şey kastedilmiştir. Hani Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ederken Muhammed demek gibi. Yani Muhammed Ahmet'in içinde olduğu gibi. Yani iman, niçin imanın batılı yoktur? Çünkü iman dediğimiz şey Allah'ın nurudur. Allah'ın zatından zulmet gelmez. Mesela onlardır ki وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى yani herkesin günahı kendisine aittir. Başkasına sirayet etmez. Çünkü günahta sirayet yoktur. Bazıları çıkıp da babasının günahını çocuğuna yıkıyor. Tamam, babasının günahını, adağını vesairesini çocuğuna yıkıyor. Neye benzer? Kur'an'ı bir şey yapıyor. Yok malı kaldığı gibi, malı serveti, arabası kalıyor da niye günah kalmıyor? Servetler mal nur gibidir. Nurlar sirayet eder, günahlar olumsuzluklar sirayet etmez. Zulmettirler çünkü. Yani aynayı güneşe tutun yansıtırsanız ama aynayı odaya tutun. Karanlık odaya tutun. Ayna gözüküyor mu? Aynada karanlık oda gözüküyor. Hadi buraya yansıt karanlık. Cahil olunca cahil oluyorsun. Alim oluyorsan alimsen alim oluyorsun. Cahil olursan eşek olursan semer olan çok olursan. Kendi günahının psikolojisine dayanamayan bir insan dedesinin babaannesinin annesinin annesini günahında çek babam çek. Ne yeis, ne ümit kaldı, ne şef kaldı, ne arzu kaldı. Daha kendi psikolojinin, günahın psikoloji altında ezilen bir insan, babanın da günahın psikolojinin altında ezil. Baban da orucunu da tut, onu da sadakalarını da ver, zekatlarını da ver. Hadi bakalım çek babam çek. Abi karşılıklı olan aşk mıydı, muhabbet miydi?
Allah bu kainatı şey yaptı temeldece. Allah bu kainatı aşkıyla mı yarattı, muhabbetiyle mi yarattı? Muhabbet. Muhabbeti diyor. Muhabbet. Aşk deli oluyor değil mi? İntihar edebiliyor. Peki cevap vermese reddederse öldürüyor mu? Hani onun için ölüyordun, niye öldürdün? Aşk Rahman ismine bakar, muhabbet Vedud ismine, şefkat Rahim ismine. Yani var ya Süleyman Efendi, ben sana aşık olmuşam demek diyor usule yanlıştır. Ne diyor? Ben senden razı olmuşam. Peki şunu söyleyebilir miyiz? O zaman neticeyi beraber söyle. Aşk, itikat, muhabbet, iman şeklinde olur. Çünkü muhabbet de iman olur zaten. Çünkü aşk karşılıklıdır. Muhabbet de yoktur. Sever. Ben seni hakikaten seviyorum. Ayrıca bir şey mi bekleyeceğim? Ama aşık mıyız? Yok. Aşık ikiliği de gösterir. Cinsiyeti de gösterir. Muhabbette değil. Kadın kadını sever, erkek erkeği sever. Ama erkek erkeğe aşık olmaz yani cinsiyet noktasında. Daha çok o mimari. Aşkta kişinin kendisi var abi. Var. Kesinlikle var. 3. İtikatla imanı, sonra imanla da itikadını değiştirebilirsin. Hani onun birinci dersin sonra da konuştuk. Eskiyi tamir etmek böyle oluyor yani. Böyle oluyor. Sonra itikada geldiğimizde imana celbedecek zemin ya itikat. Doğru bir itikadımız var. Şimdi bu doğru itikada geldiğimizde biz şu an okuduğumuza göre hep şeyin yani dimağın doğru bir şekilde çalıştığında ürettiği netice bütünlük gibi anlıyoruz. Burada vicdan tarafı nerede kaldı? Hani o zaman çok okuyan çok bilgi eden yani itikat imanı çok yüksek olur gibi düz mantığa gidiyor. Bir şey eksik düşünüyoruz orada. Yani şu an bak. Bir şey atlıyoruz orada. Yani Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ali arasındaki fark o zaman. Yani arada o zaman bir şey daha olacak. İmanı getiren bize git o torbadan getirsene şunları. Atın abi hemen onu. Anladınız değil mi abi? Anladım. Tamam. Ama gösterince göreceksin şimdi. Hangi renk abi? Pembe vardı. Onu ver. Ve onu değil, ötekisi var. Pembe yok mu? Pembe de ötekisi mi? Abi ortaya dur. İstersen. Yok abi sen. Kırmızı çok. Bir tek kırmızı yok. Buradan da abi galiba. Turuncu mu? Yok değil. Turuncu mu? Hangisine nasip olacak bu iş? Hangisine nasip olacak? Peki, hadi bakalım. Şöyle yapalım. Ne vardı? Endişe. İrade. Sonra? Zihin. Öyle mi? Hadi. Boş ver, Osman. Esbapsız hepsi var. İman nasıl artacaktı? Vicdan devlet işi mi diyecek dediniz ya. Ha yani sadece dima itikat deyince evet. Biz böyle tek yönlü düşündük. Bu nedir? Nasıl aktif olur bu? İbadetle, ibadetle. İbadetle var. Bu? Muhabbetullah. Marifetullah. Şehadetullah. Tamam. Şimdi bak, imanla bize ne alakası var? Kalbin iki ayağı var. Dima, makes efkarı, mazhar hissiyatı da vicdan. Şimdi, acayip işte, acele aşağıda anlaşı şey yapıyor. Şimdi imanın, itikadın tek ayağı varken imanın çift ayakta gidiyor. Sırf itikadın itikadın düzgün olması, şu dimağın iyi olmasıyla iman olmuyor.
imanı lazımı var. Fiil birbirine geçişlidir. Fiille iman, imanla fiil değişiyor. Mesela bak, imanlı insan, iman kattı ya, düşünce, fikir noktasında itikadını, peki imanın yani fiilde tezahürü yok mu? Vicdan yoluyla çıkıyor. Çünkü Hutbe-i Şamil 77'de diyor ki, insanın fiiliyatı kalbin ve hissi. Değil mi? Temayülatından dışarıya çıkar. Bir dedik ki, bir şey bir yere gidebiliyorsa, aynı giden şey o yola geri gelebilir demektir. Bir dağda yol açtık böyle. Kamyon gitti. Gidebildiyse o kamyon geri gelebilir. Tamam mı? Şimdi itikatla amel yok. İmanı oluşturduk mu? Doğru bir itikatla. Oluşturduk. Geri döner dedik. Ama vicdana inmedik daha o zaman. Çünkü daha okuyacağız. O zaman ne yaptı? İtikadımızı düzeltti mi tekrar kaliteli? Bak doğru itikatla imanı oluşturduk. Bu iman da vefa borcunu ödemek için geliyor itikadı düzeltiyor. Ama bu iman realitedir, mahluktur, nurdur, enerjidir. İman kuvvettir. İman nurdur. Kuvvetle maziye, nurla geleceğe. Peki o durur mu? Kalpte iman olursa. Bir his varsa kalpte mutlaka fiilde gözükür. Mesela namaz var, namaz hissi varsa fiilde gözükür. Namaz fikri doğrudur, kılmak lazım. Var ama namaz hissi yoksa namaz olmaz. Çünkü kişiyi eyleme dönüştüren histir. Yani bilgi değildir. Eğer bilgi netice eylem olsaydı alimler hata yapmazdı. Çünkü doğruları biliyor. O zaman o imanın yeri kalp. Bu bir tarafı, bir kolu şu. İtikatla iman bu. Tek ayak. İtikat yok, kafasız adam, vicdanlı. Bu da bu. Durur. Babamız dağdaki kafır sordu teneffüste. Dağdaki ninelerimiz. İtikadı yani fikri yapısı, iltizamı, tayyuru, tasavvuru, izanı, iltizamı öyle kaliteli değil. İmanı var. Ama bu. Vicdaniyatı var. Ama bir ayağı yok. İtikat yok. Yani itikat yok derken, yani ilmi çerçevesi. Mesela 32 farzı sorsan bilmez. Gusül abdesti almıyorum. Ama tanımlayamaz. İşaret-i Ceza diyor ki, inandığını tanımlayamaması, ifade edememesi, dik lisandan veya belagat eli olmadığından onun olmadığına delalet etmez. Zira diyor, hepimiz şahitiz ki, çok şeylerimizi ifade edemeyiz. Tamam. 32 farzın 3'ü kaç tane, 3'ü nedir diye sorsan şu Müslüman'a 10 tane de 8 tanesi bilmez. Ama kusur yapıyor. İfade edememesi hiç önemlidir. Kusur değildir. Tamam. Peki itikadı yani ilmi doktrin malzemesi yok. İman böyle. Ama imanı var. İtikadı var. Vicdanı yok. Fiil yok. Vicdanı varsa fiil vardır. Fiil varsa vicdanı vardır. Çünkü vicdan fiilin kaynağıdır. Dima ise fikrin kaynağıdır. O zaman iman eğer vicdanı da aktif etmişse onda ibadet olur. İbadet yaptıkça iradesi artar, iradesi arttıkça ibadet artar. Geçişlidir. Eğer bu da dima bakıyordu, is vesaire. Peki biz yaptık ibadeti. İrademiz güçlenir mi abi? Güçlenir de ibadet. Yani haramdan kaçtık. İbadet namaz niyazdır. Ubudiyet ise haramları da katar. İbadet ise eylemdir. Oruç namazdır. İbadet. Tamam mı? Haramlardan. Peki ibadet yaptık. Oruç namaz kıldık. İrademiz arttı mı? Vicdanımız arttı mı? Vicdan da neyin birimiydi? Kalbin. İmanımız artıyor. O sırayla gittiğimiz için vicdan işlememiştik. Yani fiilsiz iman yapmıyor. Hatta ne diyor? Amelu 103 işaret çizen galiba. Amelu.
Amel imandan bir cüz değildir. Çünkü itikadı var. Ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor diyor. Akaidi ve iman, 72 şart çizeceğiz. Akaidi ve iman hükümleri sabit ve daimi kalıcı kılmakla melek haline getiren ibadetlerdir. Eğer iman hakikaten şuuru iman varsa, yani ikan varsa, ikan amelle olur. İman amelsiz de olur. Az önce ikan terklerle demiştim. Evet. Yani nedir? Amel yani. İşte o şeyde terkler nispetin amel yapabilirsin. Yani namazsızlığı terk ederek namaz kılabilirsin. Yani harama bakmamakla maneviyat alabiliyorsun. O zaman şunu yazabilirsin gayet rahat. Biraz önce ne dedik? Şunu gayet yazarız. Amellerle imanın ikanını inkişaf ettirebiliyorsun. Fikirle imanın itikadını dimanı inşa ediyorsun. Yani ikan şeydi ya, imandaki şuurluluk, farkındalık. Amelsiz yoktur o. Terki de kaçacağız mı yani? Yani amel, terksiz amel yok yani. İkisi istersen şey yapalım. Çünkü zaten ikanın yani şeysiz, olmazsa olmazı amel değildir. Terklerdir. Terklerdir. Ya mesela bizim az önceki sorduğumuz soruda ne demiştik? Şimdi bir adam işte dimağı çalıştı, doğru bir itikada gitti. Bu şeyi bir yandan da ibadetlerini yapacak. Yani vicdani tarafta gelişirse o iman gelir mi, iman artar mı? Yani ilk kısmı mı konuşuyoruz, sonraki kısmı mı? Yani şimdi bak, iman etme safahatını mı konuşmak lazım yoksa hayır, iman hayır. Etmiş birisinin imanda inkişaf etmesi tarafını mı konuşuyoruz? İman, anlattığınız kısa. İman birincisi terklerle var olur. La ilahe'den sonra illallah olur. Küfrü terk etmedikçe, şirki terk etmedikçe iman olur mu? Olmaz. Terklerle bir şey var olur. Eylemlerle o kalitesi yükselir veya büyür. Yazayım mı? Bak şöyle. Küfrü, şirki terk etmekle iman var olur. Tamam mı? Amellerle bu iman kalitesi, keyfiyeti yükselir, büyür, yani İnbisat ve inkişaf eder. Okunuyor mu? Kalem bir şey olmuş ama. O zaman kırmızıyla. Yani her şeyde uygulanacak bir şeydir. Evde de uygularsınız. Huzur mu istiyorsun? Tamam mı? Huzurun zıttını terk edeceksin. Mesela uygulayayım. Bak uygulayayım size.
Hemen çabuk çabuk okuyacağım. Terki dima mı yapıyordu, vicdan mı tarafımız daha çok terk? Terkler, peki Kur'an, yani ezber olmasın diye. Kur'an la ilahe'den sonra ilallah mı diyor? Evet. Kur'an ilk önce şirki ve bidatları terk et, küfrü terk et. Kime diyor? Kalbe demiyor. Dima diyor, akla diyor. Tamam, şimdi mesela... Terkler iradedir abi, iradedendir. Sonra olur. Bak şimdi. Nerede o? Bulabilirsem bulacağım. Bulamazsam bulamayacağım. Güzel olacaktı bulsaydık. Sizin için. Şuraya bakın. Nerede hata yapıyoruz? Adalet. Gerçi çok bahsettik ondan da. Galiba budur. İlim istiyorsan takvanı artır. Bir şey yapmıyorsun. Gidip kurslara yat demiyor. İki, ihlas istiyorsan, çünkü ilim istiyorsan kurslara yat, dağdakilere zulüm olurdu. İhlas istiyorsan bir eğitim alma, riyayı terk et. Muhabbet etmek istiyorsan adaveti terk et. Şefkat istiyorsan şefkat et. Rıza ilahi istiyorsan kusurları derüfte et. Rıza ilahi ne şeyle olmaz, namaz oruçta olmuyor. Yani o şey kalitesi. Rıza ilahi istiyorsan kusurları derüfte et. Hizmete devam etmek istiyorsan işinle meşgul ol ve kimseyle mücadeleye sakın girme. Yol arkadaşların seninle devam etmesini, seni terk etmemesini istiyorsan eline geçen imkanları onunla bölüşmeyi bil. Şöhret istiyorsan çok görünüp adileşme, çok konuşup basitleşme. Vicdanlara hükmetmek istiyorsan vicdan dünyanda ol, medyalara çıkma. Sakın maddi ve manevi mücadelelere girme, zor olacak ama yüz çevir git, sahaya inme. İçsel enfusu yapılanmak istiyorsan, istihracı esrarla meşgul ol ve tefekkür mesleğinde terakki et. Hür olmak istiyorsan, istinayı esas tut. Kendini ortadan kaldırma nispetinde isar hasletin olur unutma, isar hasletin. Vahiye tabi olursan aklın arkasına geçersin, aklın belasından kurtulursun. Düşünceler senin başının belası olmasını istemiyorsan tefekkür mesleğinde ilerle. Belirlenişlerden kurtulma nispetinde ayna olursun, zira bu insanı göstermez. Çünkü belirlenişi var, yazı var, renk var. Ayna olmak istiyorsan belirlenişlerden, sıfatlardan, yakıştırmalardan sıyrıl. Ne kadar boş olursan o kadar karşındaki var olur. Zengin yaşamak istiyorsan kanaate alış ve kanaatın çapını yükselt. Ömrünün uzun ve bereketli olmasını istiyorsan silah-ı rahimi terk etme. Hastalıklarını sadakalarla tedavi et. Bu okuduklarım ya ayet meallerinden ve hadis meallerinden, Risale-i Nur'un bir bazıları, diğerleri de yaşadığım hayatın yansımaları. Birkaç tane de madde var. Bir de okuyayım şunu. Bir tane de madde var. Hastalıklarını sadakalarla tedavi et. Son madde. Yeislikten kurtulmak istiyorsan yeis mani her kemaldir. Yeis işlediğimiz günahlardan şeytanın eline verilen kozdur. Seni Allah affetmeyecek.
O zaman o günahlardan kurtulman gerekiyor ki yeisten kurtulasın. Günahlardan kurtulmanın yolu varsa yoksa niyetinle hacca git. Hayatı anlamsız, değersiz yitirmişsen ümre yap. Hayatı anlamlı kılan, hayatı yani bir tencere sütü, bir kaşık yoğurt mayalıyorsa o ne yapar? Hayatı anlamlandırır. Yani gibidir. Hayatın mayası ümredir. Yeisin ilacı hac ki İslam esasına girmiş. Çünkü anadan doğmuş gibi kabul olmuş bir hac anadan doğmuş gibidir. Şeytan sana diyecek mi acaba affedildi mi? Müslümanın ilk günahı haçtan dönerken ilk günahı acaba affedildi mi demektir. Bunlar şeytanın burnunu yere sürtülüyor. Günahlarından sıyrıldığın için yeis olmuyor. Ve leddalin amin. Tamam, peki. Şu sayfayı bir çekip de gönderelim. Çek. Ondan sonra çek ki dersi devam edecek. Hiçbir şey görmüyor ki şimdi. Ve bu kadar öz. Şimdi sen ne dedin? Bak endişe diye kitap yazmış adam. Bak endişe, o endişe bizim orada iki sayfa bir şeydir. Onun onda birini bulamazsın. Kulası olarak. Şimdi bu okudun bir yarım sayfa değil mi? Hakikaten belki de 10 tane kitaptan okuyacaksın. Çünkü dima bilmeyen, hürriyetin ne olduğunu bilmeyen, hürriyet istiyorsan istinayı esas yap. İkinci mektubu okuyanın hulasasıdır. Ve hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. Sadaka ne olduğunu anlatmıştım fiziksel boyutunu. Ondan sonra geçelim şeye, anladığımızı devam edin. Evet. Gel de öpme. Bir soru soracağım abi bismillah. Vicdan insanda dimağdan önce midir sonra mıdır? İnsanlık senden önce midir sonra mıdır? İşte ikisi de aynı andadır. Aynı andadır. Ve ilişkileri önce ben ikinci cevap vereyim. Sonralığa bağlı değil. Çekirdekte ağaç filiz olarak çıkar. Filiz gövde olur, dal olur, yaprak olur, çiçek olur, meyve olur. Meyve son değil mi? Dışarıda meyve sondur. Ama çekirdek ağacın filizi de meyvesi de aynı yerdedir. Aslında biz dimağı konuşurken vicdanı da konuşmuş oluyoruz. Evet. Buna bir... değil. Tamam. Peki. Hani, İkanı, şimdi beş. Beşi anladım. İkanı konuştuğumuz için beş. Unat diyorum. Beş. Eğer imanla, ikanla Kur'an'ı dinlersen tabut olur sana Sefine-i Nuh. Sefine-i Nuh, yani tabutun Sefine-i Nuh olur. İkanla, yani şuur-u imanla, farkındalıkla hayata, yani Allah'ın murad-ı ilahisinin bu kainatı yaratmasının senin ölüm korkusu çekmen, psikoloji sıkıntı çekmen, soğuk abdestle namaz kılma vesaire değildir. Maksad-ı âlâ, yani Allah'ın maksadı ve gayesini Allah canibinden kudretin azameti altından, işaret edeceğiz 168. Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsan, Allah'ın muradı ne olduğunu ve onu zevk edersen, bunların yük olmadığını, tam tersine bir iltifat olduğunu, çünkü Allah da bin adam yerine koydu. Ya dese ki tamam lan, herkes ibadete mükelleftir. Burada diyorum ki, herkesin... Sen değilsin Ali. Sen. Neye benziyor? Fabrikaya girdin kardeşim. Herkese iş veriyorlar, para veriyorlar. Sana iş vermiyorlar, para veriyorlar. Aylak arada dolaşıyorsun. Bir gün olduğu gibi. Ya arkadaş benim işim yok mu ya? Hiç kimse ilgilenmiyor. Müdür ediyorsun yüz çeviriyor. Ya kardeşim benim işim yok mu? Sen gidiyorsun kartla paranı çekiyorsun. Ama iş yok. Keyif verir mi sana? Bunun gibidir. Seni adam yerine koymuş. Demesi sana Allah namaz kıl, adamsın dedi. Allah. Gel de kılma. Adamsın. O kılma, değilim diyor. kazası olanlar abi diyor. Kazası olup da bu derse katılanı düşünemiyorum. Hadi ya. Yani başlamamış. Başlamamış. Yani kazası olup da başlamayanı, başlamamış bu kadar, bu şuuru imanla, başlamamışı
Vallahi, billahi, tallahi teşvik için söylemiyorum. Hayal edemiyor. Hala aramızda kaza olur. Ama başlamamışı vallahi, Allah şahit olsun, sizi teşvik için söylemiyorum, kabul edemiyor. Olmaz yani. Olacağını tahmin etmiyor. Rahat rahat bakıyorum artık. Gözlerinden anlıyorsun zaten. Kılıyorum ha. Çünkü bunu demekle riya olmaz. Farzda da riya olmaz. 185 Kastamonu. Evet. 6. Yaslanın. Yaslanın. Öteleri burada yaşattıran iman, buraları cennet ve cehenneme döndüren itikat. Öteleri burada yaşattıran. Sen bunları okudun mu okumuştun? Vallahi. Öteleri burada yaşattırıyor. Evet. Alayım. Şu an dediğim yaslanın dedim. Devam ediyorsun yaslanmaya. Nereye iman ettinse o senin gıdandır. Ondan besleniyorsun. Çocuk anasını emer gibi emiyor. Ana ve çocuğun ortadaki süt. Peki aslında imandır o süt. Anadır haşa o zat. Ben benim. Hasan abi, şu elma, ben bunu yedim. Biraz sonra o artık elma değil. O ne? İnsan. Peki ben iman ettiğim yerden emdiğim zaman, onun nihayetsiz mertebesine buraya geldiğin zaman, buraya geldiğin zaman beşeriyetin biter. Tamam mı? İnsanlar, peygamberlerin vazifesi, insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Bab-ı insaniyet, insan değildir. İnsanlık makamına İsmi Hakim cilvesiyle mazariyeti nispetinde, 11. hakikat, insan oluyorsun. Hak ismine, mazariyetine. Onun için Cenab-ı Hak deniliyor. Buraya kadar geldi mi, beşeriyetin bitiyor. Buraya kadar geldi mi, insaniyetin bitiyor. Bundan sonra insan değilsin. Çünkü hani diyoruz ya gündelik hayatta, gündelikle sen, ya senin insanlığın yok mu ya? Senin insanlığını hiç utanmadım ya. İnsanlığını kaybedesin ha. İnsanlığını hiç insanlığından utanmadın mı? Kim? Sen. Hasan insanlığından utanmadın mı? Hasan ayrı, insan ayrı. İnsanlık bize verilmiş ama insan değiliz. İnsan olmaya geldik. İnsan kim? İnsanlık insana verilmiş. Ben kimin arkasıyım? Ben buradayım. İnsan değilim. Şeceri hikatin hut çekirdeğim. İnsanlık bir makamdır, bir yapıdır. Tamam mı? Bu sistemdir. Ama kime verilmiş? Bana. Hey! Sana, senin insanlığını mı kaybettin? Kim? Sen. Ha ben insan değilim, insanlık verilmiş kaybettim. Ha kalem gibi kaybettim. Ha sen kalemini düşürdün. Ha kalem insanlıktır. Ha ben aldım kalemi, insan giydim. İman bile libastır diyor 20. sözde. Libas, libas. Maddi manevi olan iman, imanınızı ruhunuza giydiriniz. Hı. Onu diyor, he? İman libasını. İman libasını giyiniz. Maddi ve manevi de ateşlerde korunursunuz. Ruhunuza giydirilendir iman. Tamam? 20. söz. Ha şimdi iman. İmanın öyle bir mertebesi var ki imansızlığa taşıyor seni. Hani imansızlık, iman ettik. İmansızlığa geldik. Nasıl? Hani bana dediler ya, senin için Nurcu diyorlar, doğru mu? Elhamdülillah en küçük efradındanım dedi. Peki dedi, ben dedi felsefe okuyorum. Bu mevzu anlatmışım ama bu mevzunu anlatacağım. İmansızlık, imana geldik sonra imansız oluyorsun. Nasıl oluyorsun? İmansız ama şaşırdım. Dedim ki, ben Nurcu değilken ağaca bakıyordum, ağaç. Ağaçtı. Denize bakıyordum, deniz denizdi. Kuşa bakıyorum, kuş kuştu. Arkadaşım cenaze evinde, ne oldu dedi ya Nurcu olunca. Baktım ki ağaç ağaç değil, deniz deniz değil, kuş kuş değil. Allah Allah dedi. Sonra dedi şimdi ne oldu dedi, ilerlemedin mi? İlerledim. Ne oldu dedi, baktım ki ağaç ağaçmış, deniz de denizmiş, kuş da kuşmuş. Ne oldu dedi, başa geldin dedi. Aynı. Ya. Şimdi bak, küfür ve iman burada, buraya kadar. Tamam. İman ettik. Bunun arkasına geçtik. Buraya gelince beşeriyetten çıktık.
Buraya gelince de insanlığımız, insanlıktan çıktık. Buraya gelince mecbur olduk. Artık o iman miman yok ki orada. Adem Safiullah. Aslı demek. Aslına dönmek. Anadan doğmuş gibi. Aslı fıtrat. Ama belki o tabir bir azar, imansızlık deyince o sokaktaki tabir değil. Yani o mesuliyeti yüklenme. İmanın nihayeti belki. Nihayet, imanın nihayetsiz burada sıradikati tecelliyat. Artık iman neydi lügat manası? Emin olmak. Ben senden emin miyim şu anda varlığında? Senin varlığından emin miyim? Yoksa zannediyorum bak oradasın. Zannediyorum orada. Şimdi öyle mi? Görüyorum seni. Ha, buna iman gaybadır. Gayb bitti. Nereye iman olacak? Cennete iman ettik. Cebrail aşağı iman ettik. Burada Cebrail. Cebrail'le görüşüyor. Ne haber kardeşim? İyi misin? Tokalaştık. Cebrail'le iman ettiler. Eminim işte. Ha. Çünkü zan değil artık. Gayb değil. Şuhuda iman denmez. İman gaybadır. Peki imanın nihayetsiz mertebesi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bitti. Ne dedi? Orada ne beşeriyet kaldı ne insanlık. İyi dinle şimdi. Burada bak. Buraya kadar geldin beşeriyet. Çıktın beşeriyetten. Buraya geldin insanlıktan da çıktın. Burada ne var? Kainatın çekirdeği. O çekirdeği pergeli koyarak diyorum ki ben zatım ne kadar yücedir. Zatımı tesbih ederim, tenzih ederim. Bütün mahlukat ayağımın altındadır. Buradan diyorum. Doğru mu? Evet. Ha, o makama gelmeyen, o makamda olmayan bu lafları diyemez. Evet. Haddini aşar. Bunu Geylani için evet. Var ya evet. Ha, 149 Sike-i Tasir Gaviye'de bu makamda olduğu için, miracında olduğu için demiş. Peki böyle denilir mi? Avama ve topluma denmemesi lazım. İmam Rabbani Hazretleri şey diyor. Bunlar fena fillah olmuşlar. Buradan buraya adı şuradan şöyle adı fena fillah. Tasavvuftaki tabir. Çıktı. Çıkmak o kadar mühim değil. Uçağı kaldırdın. Yetmiyor. İrtifayı koruyacaksın. Bir de bekabillah olacak. Dönebiliyorsan bekabillah. Bekabillah. Bu buradan bakıyor. Diyor ki şurada. Zatım ne kadar yücedir. Kemikliğimi tesbih ederim. Yani kusursuzum. Yani mevcudatın mertebeleri yok bende. Kusursuzum demek mevcudatın meratipleri, ademleri yok bende. Doğru, burada olanın çok mu büyük? Hayır. Çıkan büyüktür. İne bilen çok büyüktür. İmam-ı Rabbani inmiştir. Geylani? Geylani bu tabirlerde ilk döneminde demiş, sonra inmiş. Evet. Yani ilk o kelamı var ya, o ilk dedi, buradaydı. Sonra inmiş. Şeyse Bahattin Şah'ın Nakşibendi Hazretleri inmiş. Oturmuş yani. Oturmuş. Asıl imamlar. Gazali, Mevlana Aledi Bağları. Bekabillah'a doğmuş. Bu çok acayip. Bu konuda en acayip bir ihatalı şeyi olan ve bu çizgileri yapan İmam-ı Rabbani Hazretleri. Mesela bu vahdet-i vücudun da ufkunu açan Kırıkhan'da makamı olan Beyazıt-ı Bestami. Beyazıt-ı Bestami den beslenmiş Muhyiddin Arabi. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne niye deli oluyorum? Garip bir adam, garip bir insan nasıl Allah rızasına uyuyorsa öyle muamele etsin Allah. Bu insan garip bir insan. İfade edemiyorum. Allah biliyor kalbini. Buraları geçmiş, gelmiş bize ölçüler getirmiş. Ne kadar bidatlardan, şeylerden, nasıl şey kaydeler getirmiş. Risale-i Nur bambaşka bir ufuk ve anlayışlar getirmiş. Her gelen eklemişler. Asıl mücedittir. Hepsi benim. İmam-ı Rabbani benim. Gazali benim. Mevlana Halid-i Bağdat'ı benimdir. Muhyiddin Arabi benimdir. Konevi Hazretleri benimdir. Hepsi benimdir. Benimdir. Yani ama niye bahsediyorsun? Kardeşim şu anda susadım portakala ihtiyacım var. Acıktım fırına ekmeğimi yiyorum. Portakal bana ver demekle ekmeğe karşı değilim.
Şu anda benim portakala ihtiyacım var. Gibi. Anladın mı? Abi bir hissiyatımı söyleyebilir miyim? Bu böyle demiyorum ha. Yani tamam. Ama bu buradan tamam. Kopmasın. Tamam he. Kopmadım çok çabuk. Sanki İmam Rabbani deyince hani ön bak arka saf takılmaktan daha makbuldür ya. Sanki buyur ön safa geç diyene geriye çeken bir zat gibi sanki öyle bir hissiyat geliyor. Kendisinin son mektubunda öyle diyor. Keşke ahir zamanda gelecek o zat ben olsaydım. En son mektubunda öyle diyor. O zat, o zatın dersinde diyor, en son mektubu. 534 abi. 534. O zatın diyor, dersinden diyor, halkasında olanlar berzaha vesileye ihtiyacı olmayacak. Direkt Allah Allah'tan, Kur'an'ı Kur'an'dan, peygamber peygamberden alacak. Yani bir derse, bir muallime, bir öğretmene ihtiyacı olmadan hakikati ateşsiz, kibritsiz nurlana. Ateşsiz yapar. Peki. Şimdi başa şuraya dönüyoruz. 219. Eğer bunu bitirebilirsek bitirmiş olacağız. Bitiremesek bitiremeyeceğiz. Lemalar 200 mu abi? Şey, ince mesleği 200. Orada mıyız? Gördünüz mü defterde? Evet, tamam. Şeyi okuyorum, metnini okuyorum. Buradan okuyayım ki belki acaba nereden okuyor? Böyle nasıl yapayım arkadaşlar? Şaka yapıyorum. Şimdi dediği gibi orada şimdi bence kitaptan okuyorsunuz. O zaman da bilgisayardan okuyacağız. Defteri bıraktım. Bilgisayardan okuyacağım. Eğer insan benliğine, bu çok önemli burası. Ya Rabbi ya, istifaza ettir ya. Bunu trende oldu işte, trende teveccüh ettim. O kadar karabalık için. Bak, eğer insan benliğine mizan. Mizan neydi? Tartı, lugatı söylüyor. Nizam neydi? Ölçü. Tamam. Birisi kantar, birisi metre. Tamam. Şimdi eğer insan benliğine neyi anlıyorsa mizan nazarıyla bakarsa kainattan zihnine gelen demiyor. Akıp gelen. Takva nispetinde, tertibi nispetinde zihnine bak zihnine vicdanına yani. Anlıyor musun? Akıp gelen afaki malumatı kendi malumatı ile 538 sözlere intikal edin. Efkarları ve duyguları mevcudattan marifet ilahi getirdikleri zaman kendi aleminde onu tasdik edecek, onaylayacak bir musaddık bulursa o marifetullah olur. Yoksa manasız bir şey girer çıkıyor. Malumatı kendi malumatı ile geleni kendi, yani emri nisbilerle, emri intibariyle bütünleşirse, malumatıyla tasarrufat ve sıfat-ı ilahiyeyi de kendi sıfatıyla tasdik eder. Kendi sıfatıyla. Ne? Allah'ın kainattaki tasarrufatını nasıl anlarım? Ben nasıl? Bak, bu manayı ifade ettim mi defter? Çevirdim mi? Bak buna. Bunu da ifade ettim abi. Çevirdim. Ben bunu efalim mi? Allah da kış sayfasını çeviriyor, istihbar sayfasını getiriyor gibi. Allah'ın tasarrufatını kendi tasarrufatımla anlıyor. Tamam. İki, Allah'ın sıfatını, hangi sıfatını? Sıfatı zatiye veya subutiye hiçbir şey ayırmadı. Sonra sen ayıracaksın. Neyle ayırıyorsun? Kainattan gelen malumatla, kendi malumatlarına nereye geliyorlar bunlar? Sıfat ilahi nerede fark ediliyor? Zihinde. Dimağda. Sıfat ilahi. Evet, bu orada. Zihin dimağı okup oraya mal oluyor. Tasdik ederden hep anladığımız o zaman. Tasdik etmesi dimağa evet. Gidiyor diye. Evet, dimağ. Tasdik kelimesinden. Evet. Tasdik eder. Zihin deseydi vicdan demeniz. Evet. Tasdik ediyor. Yine onu kuvvetlendirecek. Yine mercine iade eder. Bak gidişli geliştidir. Hem sebeptir hem sonuçtur. İkisi birbirine.
Yani kainattan ben iş alıyorum, kainatı makamını yüceltiyorum gene ben. Kainat elma armutu tefekkür ederek kainat beni inşa ediyor, makamımı yükseltiyor, yükselen makamla onun yüksekliğini görüyor. Abi emri itibarlar ve emri nisbilerin bütünlüğünü itikat desek. Diyemiyoruz onu. Diyemiyoruz da bir sanki çok yakın. Yani duruyor bir ama var. Daha şey yapamıyoruz. Yine mercini iade eder oldum abi. Ve bu sayede kadeflamen zekkaha deki menşumuna dair olarak bir hakkın emaneti ifa etmiş olur. Yani nefsini temize çıkarmış oluyor. Yani beşeriyetini olayın arkasına taşımış oluyor. Sizin az önce anlattığınız şey işte sanat bu. Önceden ağaç işte şey, evet. Sonradan işte ağaç değilim, sonradan tekrar ağaç, sanki onu anlatıyor gibi biraz. İlk önce evet, yürüttü beni, ağacın arkasına geçirdi, ağacın arkasına bakınca Allah'ın rızası Allah'ın fiilindedir. Yani şu, Habibi Acem'le İmam-ı Hasan-ı Basri Hazretleri nehirde karşıya geçecekler işte, malum ya. O fırtına olduğu zaman kimse yok, efendim demiş Habibi Acem. Ya burada kimse yok. Karşında çocuk okuyacağız. Geç kalmayalım. Sohbet edeceğiz. Sudan geçelim demişti. Birbirimizi besmele çek, yürü. O demiş ki Allah'ın rızası okutmak yapıyorduk değil mi? Çocuk okuyacağız, vaaz edeceğiz. Allah'ın rızası ise Allah'ın adetiyle gidilir demiş. Rızasına. Onun için sandal bekle. Yani hava dursun. Peki demiş. Sen öyle yap. O yani, tercih etmiş. Yani dimağı devre dışı bırakma. Adetullah'a riayet etmek dimağdır. Evet. Gibi. O zaman Habibi Acem, İmam Rabbani Hazretleri'ne söylüyor. Yürüdü geçti suyu. İmam Rabbani şey, Hasan-ı Basri Hazretleri, Hazreti Ali'nin talebesidir, beklemiş. Hava durdu, sandal geldi, bindi geçti. İmam Rabbani Hazretleri bunun medal bahsediyor. Diyor ki, hangi süstümdür? Allah'ın rızasını esas, ikisi de yapmış ama Allah'ın rızası Allah'ın adeti ilahisindedir. Sünnetullah'tadır. Adetlere uyandır. Tamam mı? Onun için Hasan-ı Basri üstündür. Peygamberimiz aç kalmış. Yani, peygamberimiz... Besmele değil, doyardı. Evet. Ya Rabbi besmeleyi bunun için yapıyorum. Ben mesela yapamıyorum yani. Yani ben mesela şöyle, Kur'an'ı ben sebapta okumuyorum. Sıkıntıdan. Müsbet enerji dolu. Yoksa hareket, bu canlılık olmaz. Benim bu canlılık terklerim kadar... Bir de Kur'an okumam, çok okumam. Ben Kur'an'ı enerji de okuyorum. Ya ne diyorsun ya? Tamam kardeş sen, başka şey mi? Kur'an enerjidir, hem nurdur, hem kuvvettir. Ben kuvvet alıyorum, güç alıyorum. Zevk alıyorum. Vallahi baklavadan lezzet aldığım gibi lezzet alıyorum. Her daim olmuyorsa. Kur'an'dan da, namazdan da lezzet alıyorum. Siz de teşvik olur diyorsun. Lezzet alıyorum. Buna delilim siz de lezzet alıyorsunuz. Ezan okuyup yatsın. Sıkılmanız nispetinde kılınca o sıkıntı kalkıyorsa o sıkılmanın zıttı kadar lezzetiniz almışsınız demektir. Haberiniz yok. İfade edemiyorsunuz. Sıkılıyor musun, sıkılmıyor musun yatsı okulunu kılmama? Kadeflamen zekkâhâ şümülüne dahil olarak bir hakkın emaneti ifa etmiş olur. Burayı tam sıfatı çıkartmışsınız bir daha anlatacaksınız değil mi şu an? Anlatacağım. Tamam. Ne sıfatı? Yani metinden bunu nasıl çıkarttığınızı bir daha... Ben de şey yapacağım bak. Yani çünkü zihin de geçti, tasdik de geçti. Oradan mesela burada itikat geçmiyor. Evet. Aslında dimağa baktınız bir yerde. Dima zaten. Dima diye bak. Fakat, değil. yok itikat değil. Bunu yukarıda demişsiniz, bunu teyit makamında demişsiniz. Acaba sonuçta itikada bakarken bunu buldunuz? Metinde, defterde öyle yazıyor ya. Onun üstünü okuyun. Kırmızının üstünü. He, bunu teyit makamında. Yani oradan bir yere gelmişsiniz. Çünkü itikat kelimesi geçmiyor burada. Hı-hı. Normalde ona bakmamışsınız. Hı-hı. Evet, doğru. Doğru, bu teyit makamındaydı. Doğru. Ama bunu bitireyim abi. Tamam. Yani. Fakat kendisine müstakil nazarıyla bakmakla kendisine malik, kendisini malik itikat ederse. Peki itikat ederse yukarıdaki nasıl tahakkuk etti? Kendine malik itikat etmediği için.
O kuduklu yer biraz öncekileri. Eğer kendisine mustakim nazarıyla bakmakla kendisini malik itikad ederse, yukarısının zıttı olursa, kad hâbe men dessâhe yutuluyor. Nın şumuruna dahil olmakla yutar yani. Nefis onu yutuyor. Olmakla emaneti ihanet etmiş olur. Burası kalp makamı değil. Kalptan hiç konuşmuyor buralar. Şu an hep imam. Yani akla hitap ediyor Kur'an. Kur'an bir kere hitap. Diyor ki kad eflaha men zekâha. Kad eflaha men zekâha. Bunlar hep dima. Olmakla emaneti ihanet etmiş olur. Zira semavat ve arzın hamlinden korkarak imtina ettikleri cihet enenin bu cihetidir. Yani mesela bütün mevcudat kendisine yüklenen vazifeyi kısmı yüklemiş. Aklı olmadığı için genelini yüklenememiş. İnsanın meziyeti aklındandır. Yoksa fıtratından sırf değildir. Çünkü ruhuna 20. sözde söylüyor. 23. sözde söylüyor. İnsanın istidat ve kabiliyetlerine kanatlarını vazife ve mustakbeli açan akıl verilmesi, akıl melekesi. Enenin bu cihetidir. Çünkü dalaletler, şirkler gene akıl. Şirkler, şerler bu cihetten doğar. Eğer vaktiyle o enenin şiddetli bir terbiyle başı kırılmaz ise buyur, insanın vücudunu yutar. Şimdi diman sıfat-ı ilahiyenin insana aktarılmasında mizan vazifesini yapıyor. Değil mi? Mesela dima mizandır. Aynı zamanda mizandır. İnsan. Mizandır. Ve insan şeyinden Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehum beyan ve vada'al mizan ella tadga fil mizan ve kimul vazna mil kisti ve la tuksirul mizan. Yani ha, burayı kaçırmamak lazım. Diman sıfat-ı ilahiyenin sıfat-ı ilahi hangisi? Sıfat-ı subhiyeti zaten bilmiyorum. Ama sıfat-ı ilahiyenin öyle dedi. Sıfat-ı ilahiye dedi yukarıda. İnsana aktarılması ile insanın dimağı mizan vazifesine geçiyor. Tartıyor, ölçüyor. Onun için akla muhakeme ve muvazene. Birisi metre, birisi kanta verilmiş oluyor. Tamam. Aklı inşa eden sıfatlardır. Çünkü aklın gıdası kelam-ı ilahidir. O da sıfattır. Tamam? Yani Allah'ın subuti sıfatlarını ben bu dimanla kısacası o. Basarı onun olduğunu görebilirim. Mesela Allah'ın subuti sıfatı yok mu? Biraz önce birinci derste basar. Basar ile göz değildir. Evet. Göz penceresinde basar işlevini yapıyor. O için sıfatımı görmez. Sen ben bunu görüyoruz. Ama başkası ay baktığı gibi görüyor. Mesela neyse girmeyeyim. Semiye. Sırf işitme değil ki bu cihazdır. Kulak cihazdır. Ruha da cihaz diyor. Burada işte bu cihaz, bu diyor, semi sıfatı kulak değildir. Kulakta ortaya çıkıyor işitme. Tamam mı? Şimdi yedi sıfatı kafanın dışına koyamazsınız. Elin dokunma. Eldir ama beyinde anlaşılıyor. Algılanmıyor, anlaşılıyor. Algılama kullanmıyor. Anlamak. Tamam. İdrak ediliyor diyeceksin. Algılamak idrak manasındadır. İdrak ediyor. Demiyorlar algılama. Algılama daha zordur. İdrak de. Şahit oluruz yani. Allah'ın hayatı yine bir şey ya. İnsanlar bunu dini güya şeylere, bidatlara karşı çıkacağım diye algılama kullanıyor. Lan ağzını da düzelt ya. Doğru bir şey konuşmak için doğru malzeme ile ifade et. Peki. Şimdi subutu sıfatla dima mizana ve nizama geliyor. Ölçü ve kantar oluyor. Şuraya yazayım onu. İman hem sebep hem sonuç demiştik ya. Tabii. Değil mi abi? Tabii. Şimdi iman hem sebep hem sonuç derken iman deyince çekirdek yani çekirdek. Hem meyvedir hem it filizdir. Tamam. Ama üstad şimdi burada iman dediği zaman
sebebi sonucu bir söylüyor. Yani sanki sıfatı subutiye sebebi, sıfatı zatiye de sonucu gibi olunca, iman deyip bütününü kapsayınca sanki o şekilde her ikisinde. O yüzden sıfat ilahi ediyor gibi. Sanki. Tabii yani çünkü mesela sıfatı zatiye, sıfatı subutiye bunların tam şey yapamadım, tamam mı? Yani itikadın, yani dima subuti sıfatla inşa edildiği kesin, sari itikad. İmanın da kaynağı burası mı burası mı çözemedim. Yani ya burası ya burası. Beraber gideceğiz. Daha 1/3 okuduk. Yani subutu sıfat dima inşa ediyor. Dima inşa edince muhakeme ve muvazene oluşturuyor. Yani dimağın eline mizan ve nizam. Mizan kantar, nizam metre veriliyor. Yani ne yapıyor? Geri dönüşümüne bak. Hem sebep hem sonuç. Sıfatı subutiye ile sıfat ilah ediyor. Dima inşa ediliyor. O edilen inşa ile o zaman alemi de inşa ediyor insan bu sefer. Alemi o mizanla, o nizamla tartıp biçiyor. Yani abi nihayetsiz olan esmaya, sıfata bir aynadarlık yapılıyor değil mi? Yapacak. Hudut çekiyor. Evet, evet. Ama mesela diyelim ki ben evimi, ustadı misali, ben evimi nasıl tanzim ettim böyle? Maksada göre koltuklar şunlar koydum. Allah da bu kainatı maksadına göre yapmış. Bunu neyle yapıyorsun? Dimağının inşasıyla kıyas ediyorsun. Vahidi kıyas yapabiliyorsun. Nedir o? Hariçten gelmiş emri nisbiler. Emri nisbiler hariçten gelmiş. Benim bir sürü eski de bilgilerim var. Tamam mı? Onlara da emri itibari deniliyor. Yani vücut harici yoksa gömlek gibi değil. O zaman emri nisbiler dışarıdan gelenle emri itibariyle harmanlıyorum. Bende mizan çıkıyor. Bu vahidi kıyası bu mu oluyor yani? Mizan mıdır? Ya mizanla, ya mizandır diyemez. Çünkü bir tanedir. Nizam da var. Nizam ve mizan. Vahidi kıyası diyebilirsin bu ikisini. Şey, hem ölçer hem tartar. Abi bir arkadaşın birisi... Arkadaki olmasın. Evet. Demişti ki, dedi ki bana dün, hükümet tefekküründeydi herhalde. Şimdi... Allah-u Teala göz veriyor. Mesela göz veriyor ama mesela düşünün ki her şey karanlık ama göz vermiş. Bunun ne kadar göz olduğunun bir anlamı olabiliyor. Hı. Bir anlamı yok. Göz verince bütün bir alemi de var ediyor ki bu gözle bu alemi göresin. Bu iki tane. Bir de bunlardan hasıl olan bir lezzet, bir zevk var. Yani acaba diyor hani biri sıfat, biri esma, bunlardan ortaya çıkan lezzet de şuunat mı diye. Yani imanın, doğru. Evet yani imanın kaynağı. Çünkü lezzet şuradadır. Çünkü abi esmadan önce dediğiniz gibi ilk önce. İman lezzetli değil mi? Evet. İmanda lezzet var. O zaman kaynağı orası. İşte o gözüküyor da. Yani ama böyle bir şey olsun diye böyle sarılıyor. Mesela burada ne var? Belkezinde şefkat. Şefkat-ı mukaddesi. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzeh, çık dışarı, surur, şevk, lezzet-i mukaddesi. Değil mi? Tabii bu. Ha, iman lezzettir. Abi soruyu şöyle sorsak da çıkıyor bak. Bu şuunatın içindeki o lezzet-i mukaddesi, şefkat-i mukaddesi bunlar saydığımız zaman imanda bunlar vardır deriz. Var tabii. Böyle bir kanaat hemen olur. Çünkü mesela şöyle. İman bunlar sorulur. İman olur. Mesela gavurda şefkat vardır. Kadında şefkat yok mu? Var. Ama hedefi yoktur şefkatin. Kendisini yiyor. İfrat-ı şefkat kendisini yer. Yani şefkat ifrat-ı şeytandandır. Tefrit-i nefistendir. Şefkat. İnkişaf etmemiş. Yani bu tarafları. Ama onu kıblesine koyan. Tabii o zaman şefkatı kıblesine koyan iman olduğuna göre iman en azından buralardadır veya buradan geliyor diye besleniyor diye. Ben yürütmek için beraber yürüyelim. Böyle paldır küldür şurasıdır dememek, yürümemek lazım. Şöyle düşünsek, iman mesela şefkata sebep olur. Bir kutsiyet kazandırır. Şefkatin zaten zatı fıtratta vardır, hayvanlarda da vardır. Hayvanlarda da şefkat var. Ama onun çapını ve hedefini değiştiren... Yani iman bizi yapılandırıyor ya. Yapılandırıyor. Çekirdeğin açılmasına sebep olur. Evet. Ya, öyle hayvanlarda var, evet. Şimdi devam edeyim. Bu tespit şey... dimağımıza mizan vermesi, oluşturması, sıfatların vermesi tespiti bir bize korkunç bir tespit oldu.
bu dima merkezinden dalaletler, şirkler, şerler bu merkezden doğarlar. Ya bu merkezde temize çıkacak insan, şu dimalı, ya da husrana uğrayıp gömülecektir insan. Aliheler, putlar, şirkler, bidatlar ve şerlerin her türevi bu merkezden çıkıyor. Tamam mı? Şimdilik anladım ve kuşun kalemle yazdım. Herhalde değişebilir. Değişebilir diye kuşun kalemle yazdım. Nedir o? Sıfat-ı subutiye itikatla mizan ediyor. Yani ve nizam. Aslında sıf mizan değil. Ve nizam. Nizamı da. Yani sıfat-ı subutiye dimağımızı mizan ve nizam yapıyor. Bu kez Risale'de çok meşhur. Sıfat-ı zatiye vicdan inşa ediyor. Sıfat-ı subutiye, bak sıfat-ı subutiye şöyle yapayım. Nereye yazalım? Şunu çevirelim mi? Yavaş yavaş. Evet. Duvara çarptı. Şimdi onu kaydırır mısın Fatih? Kaldır abi. Fatih. Kaldır abi. Çek abi. Hop falan. Tamam. Güzel. Şimdi eyvallah. Şimdi biraz gidelim. Burası çok önemli. Yani sanki virajın taşı çok önemli. Sıfat-ı subutiyeler sıfat-ı zatiyeler itikadımızı, bu da vicdanımızı inşa ve ihya ediyor. Yorlar. İman inşa olur, vicdan ihya olur. Şimdi imanı imana götürecek şimdi. Bu çok önemliydi. Şuunat-ı zati ruha bakıyordu. Onu biliyoruz. Biliyorsunuz değil mi şu? Yani latife, şey, şuunatlar vesaire. Çünkü latifelerdir. Şuunat-ı zatiyeler bizim latifelerimizi ki ruhumuzu evet. Evet. Şimdi bir de bunun arkası var. İman neresinde bu elinin? Şuunat-ı zatiyenin arkasında olduğu kesindir. Çünkü iman, niye? Beraber gidelim diye şartladım. Sırayla konuşayım diye. En son söyleyeceğim, başta söylesem bunlar biterdi. Ruha alet diyoruz. Ruhu bozan, küfür olduğu gibi, ruha imbisat ve inkışaf veren iman.
İman ruhun da arkasındadır. Çünkü ruhun mahluktur, kanuniyetleri mevcut kanunlar gibidir. Mevcut kanunlar Esma-i İlahiye'den geliyor ve sıfat ve şuunattan besleniyor. İman şuunatın da arkasındadır. Zatının bir nurudur. İman. Bir şey kalmadı onun arkası deyince adresi gösterdiniz. Evet, yani Esma-i Hüsna'lar nedir? Esma-i Hüsna'lar. Onu da yazayım istersen. Esma-i Hüsna'lar. Onlar gözüksün. Esma-i Hüsna. Yukarı yazalım da karışmasın abi. Hangisini? Esma-i Hüsna. Nereye? Nereye? Üst tarafa. Ha, sırayla gibi oldu ya. Yanlış bakarlar falan. Tamam. O zaman şuna da eneriz. Şimdilik. Şimdi ben bunu şuraya doğru. Eyvallah. Kusura bakma. Eşyanın cilve, cemal, nakşi ve sanat. Defterde bedenimiz diye yapmışsınız. Yani insana bakan taraf ifade etmişsiniz. O zaman şöyle yazabiliriz. Cilve cemalle itibariyle bedenimiz de demiş. Evet. Çünkü nedir? Zahirinde 70'ten ziyade esma gözüküyor. Hı. Bedenimiz. Ceset mi? Onun inceliğini yapmayalım. Bunu kastediyoruz. Yani her an beden misali veya cismani hepsinin bütünlüğü. Esmalara bakalım hepsi. Ondan sonra bedenimiz, ruhumuz, vicdanımız, itikadımız, imanımız. Enesiliyim mi burada? Emesi. Neden abi? Yani şey için değil, imanınızda şey yaptık falan. Oturdu orada insan kendinden çıkıyormuş gibi. Yo, zaten... Yani makamını göstermek istedim. Tamam. Zaten demeseniz de iş oraya geliyor. Evet. Yani ruh diyorsunuz. Çünkü devam edeyim şuna delilim. 9. sayfa şu anlarda. İyâke nâbudu ve iyâke nesne'yi diyebilen kişi de Cenab-ı Hakk'ın zatı ve saati taayyum ve teşahhus ediyor. O taayyum ve teşahhus ettiğinin dışarıda biz gösterme nispetinde iman mertebesi şuaların sonunda söylüyor. Derece ve numara aldıktan sonra o Allah ruhumuza herkesin ruhunun ruhuna enesi olana Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Onu dışarıda gösterebilme nispetinin adı şuaların en sonunda derece ve numara aldıktan sonra gene onları gönderen Rabb-i Zülcelal'e dönecekler diyor. Abi taayyum teşahhus diyoruz da bu taayyum teşahhus nedir? Yani diyoruz da nedir bu taayyum teşahhus yani? Hep bir şey bunları biraz şey yapmamız lazım. Lugat oku. Yani lugat da olmuyor ki abi. Şey, o... Böyle. Sıkıntılı bir yer abi. Zaten özgürlüğü yok değil. Şimdi ilk söylediğiniz biraz tam oturmamıştı. O ki tamam dediniz abi. Bir tereddüt ettiniz. Bir böyle girdiniz. Sonra değiştirdiniz. Ders sırasında da bunlar. En son yine aynı şey. Bu biraz daha güçlü. Bazı şeyler. Abi değil de bakalım be. Çünkü mahiyet zatî ene yazıldıktan sonra abi. Sen başta yazdın. Kelimeler mi kifayet etmiyor? Etmiyor. Yani o mahiyet zatî ene yazdık abi artık. Onu oraya siliyorduk, ediyorduk. Yazdık. O ki yazdık. O zaman bu taayyum ve teşahhüsle de bir şey yapalım yani. O ki silmedik artık. Madem oradan iman ediyoruz, madem oradan emiyoruz,
Sileriz abi. Keseriz yani. Keseriz. Yok şeyden çıkar şimdi. Bitti zaten abi. Abi Ene'ye, Ene bahsinde kainatın miftahı, anahtarı, mizanı diye tarif ediliyor ya. Çok geniş şey yapmayacağım. Değil, içinizde kalmasın abi. Şimdi bir tanesini söyleyeyim ya. Herkesin bir sırrı var diyor. Allah'ın sırrı söylediği değil yani. O zaman sır denmez. O haberdir. Allah'ın sırrı esma değil. Allah'ın sırrı sıfat değil. Söylemiş, haber vermiş zaten. Allah'ın sırrı şunat-ı zatiye değil. Zaten söylemiş. İnsan için diyor ki, insan benim sırrımdır, ben de insanım. Bu makamda sana diyebilecek taayyum ve teşabbus, ikisinin cemi Allah'ın o insan için dediği sırrı. Ama bizim bildiğimiz imanın sırrı değil. Allah'ın sırrı. Allah'ın hani, sırrı. Hadis miydi abi? Allah, en Allah diyor hani. Ayettir. En Allah. Ha. Musa Aleyhisselam söylüyor. Allah, Rabbim diyor, seni soruyorlar. Ne Rabbin kimdir diye. Ne diyeyim diyor. De ki onlara. En Allah, ben Allah. Oradan çıkartıyorum şu zevki ve lezzeti. Ben imanım var. İmanım var. İmanım var olmasından bende ve bana has olan kimsenin haberi yok. Bir lezzeti ruhanem var. Ben insanım. Ben orucuyum. Tamam o. Peki benim imanım var. Bunu kimse şüphelendiremez bana. Allah'ın da şeytanı yok. Tabii. Allah'ın da mertebesi de yok. Öyle mi? He. Şimdi iyi dinle. Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus ve ezeli ve ebedi biz bilemeyeceğimiz lezzeti mukaddesesini düşün. Düşünüyorsan sır değildir abi. Düşünebiliyorsan. Şimdi bu Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan tereşu. Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Bu da taayyum. Bir daha be. Şimdi çekirdekten ağaç olmasına temessül. Çekirdekten ağaç, ağaçtan çekirdeğe kulaşlanmasına tereşu. Yani insan benim sırrımdır. Ben de insanın tereşu. Yani diyor ya taayyum ve teşahhus. Teşahhus, şahıs. Meyve olarak gözükmesi de teşahhustu sanki. Evet. Ha, teşahhus. Çekirdeği olarak çekirdeği ağacın bütün şeyini girmesi tereşu. Tereşu. Teşahhus meyve olması. Meyve olması. Tereşu çekirdek olması. Ağacın bütün şeyinin yolu olması. Bir de temessül var. Temessül de ağaç olması. Evet. Şimdi 9. sayfada Cenab-ı Hak insanın enesine taayyun ve teşahhus ediyor. Yani bir tanesi Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan bir lezzet-i mukaddesesinin şeyi var. Ağaçtan meyveye teşahhus, şahıslanmak var. İnsan olarak orada. İnsan yok tabii. Ene. Bak, ağaçtan bir daha söylüyorum. Yazalım mı? Yazalım. Yazmadan olmuyor. Söz içer yazık. Thank you.
yanlış bu. Tamam. Tersiydi tohum çekirdek, ben öyle biliyorum. Böyle mi böyle mi? Az önceki doğruydu gibi sanki Hasan abi ya. Abi şöyle, tohumu ekiyorsun. Tohumdan ağaç çıkılır ama meyve içinde... Peki anneniz bu gelecek baharda ekeceğim... O da tohum deniyor abi. Ayrılan tohumdur. Tohumluk. Tohumluk ayrılır. Ayrıldığı o ağaç çıkmışsa ondan o tohumdan çıkmıştır. Peki ama çekirdek... bu meyveleri gitti annen topladı, ayırdı, şey yapacağım. Gelecek sene ekeceğim dedi. O tohumdur aslında. Tohum? Ama tamam, hem öyle derseniz yine tohum olur olarak. Ama hani normalde meyvenin içindeki çekirdektir. Ağaç olacağız. Bir ikisi de aynı da. Niyete göre değişiyor. Niyete göre değişiyor. Niyete Yasin. O ayırdıkların hepsi çekirdektir. Yani şey, ayırdı ya şeylere, yani çekirdeklerini. Onların bir kısmına ekti. Ektikleri tohumdur. Ha işte onu diyor. Yani o çekirdekli tohum yeri değişecek abi. Tamam. Bakarız abi lugatta. Tamam, tamam, ona takılmayalım. Esas mevzuda gidelim. Tamam. Temessül, taraş şu. Şimdi bu atmasını söyledim. Şimdi şöyle yapayım. Çekirdekten ağacın olması, çekirdekten ağacın olmasına şöyle yapalım, temessül. Lugata bakarsanız hep aynıdır. Ne yapsın lugat? Vurmuyorum ki. Ne yapsın? Bunları nasıl anlatacak ya? Anlamışsın tabii lugat değil. Şimdi ağacın meyve yapmasına şöyle yapayım. Kalemlerin hışmına uğradır bu hafta. Ağaçtan meyveye hulasalanmasına, meyve ne? Kameranın şarjı bitiyormuş abi. Tamam, takalım. Tak. Alalım. Ağaçtan alırsın kalem. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Şu. Ara vereyim. Aldın mı? Şu mudur az önce? Durdur sen, bas. Durdur. Aynı yere mi? Bas. Ağaçtan meyveye hulasalanmasına teşahhus. Şahıslanmaktan, tamam mı? Teşahhus. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi aslıyı taşımasından şuna, çekirdeğe şu. Nesli devam ettirdiğinde onu da başka bir kalemle yapacak. Geçmişi geleceğe taşımasından buna ne diyorduk? Teleşu var. Teleşu. Yani reşalanmak, damlalanmak. Bir damla sperma, yumurta gibi. Bütün ağaç oraya teleşu. Şimdi temessül, teleşu, teşahhus. Peki
Dokuzuncu sayfada şualarda ne diyor? Dokuzuncu sayfa şualar. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyebilenin ruhunda. Taayyün ve teşebbüs. Taayyün ve teşebbüs ediyor. Kim? Vacibül vücut. Zat. Nereye diyor? Enesine. Niçin ene anladık? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben O. Errahmanir Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. O. Ben sen O. Maliki Yevmiddin. O din günü ahiretin sahibidir. Ben sen O. İki, üç, üç, üçlüyüz. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Ne diyor? Yalnız senden yardım dilerim. Ben ve sen oldu. Evet. Senden. Tamam mı? Ben ve sen. Öncekiler. Ben, sen, o. O alemlerin Rabbiydi. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Fatiha'nın ortası oraya kadar gayb iman, gaybana bir iman. Ayet-i Kübra'nın birinci makamı elhamdülillah. Ya kenabudu ve ya kenesine gaybana bir iman. Hazraniş ve şud iman ya kenabudu'dan başlıyor. Bunu diyebilmek için mesela Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'nin veya İmam-ı Bakır'ın herhalde okumuşum. Diyor ki namaza gelmiş, namaz kıldırıyor, namaz kıldırıyor çabuktan, cemaat arkasında. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Geldi, hiçbir şey diyemiyor. Durdu, ağlıyor, böyle bir haller oluyor. Ondan sonra, hani zaman sonra. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nestaîn dedi. Sonra dediler ki talebeleri bazı sonra zamanda. Niye demedi? Yani oraya kadar gaybani olduğu için cesuruz diyebilir. Ama iyyâke ne'abüdü ve iyyâke nestaîn dediğim zaman ey riyakâr, sırf bana mı ibadet ediyorsun? Sırf bana mı ibadet ediyorsun? Sırf bana mı güveniyorsun? Kesip benden yardım istiyorsun. Der diye Allah direkt diyebilecek makamda endişesinden Allahça onaylanmadan dememiş. Deyince ilham gelmiş. Diyebilme müsaadesi etmiş. Ve söylemiş. Ama zahirciler, vehhabiler ya ne yapıyorlar böyle? Tamam kardeş. Sana bahsetmedik zaten. Şimdi dokuzuncu sayfada ve onuncu sayfana geçiyorsun şualarda taayyum ve teşahhus edince ya kena budu ya kenesteğinde o zaman insanın ruhuna yani ruhunun enesine Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Tamam. Taayyum farkı ne? Teşahhus şimdi orada gözüküyor abi mesela az çok. Taayyumun ne farkı var mesela şunlardan? Ha, şimdi alemimizde bazı haller olur böyle. Tayin eder ama tanımlayamayız. Lezzeti ruhani, lezzeti lahuti. O tayinden geliyor. Tayinin kendisi değil, teleşuatıdır, dişe vuruşudur. Mesela böyle insan Allah'tan lezzet alır. Namazda almıyor musun? Namazda o lezzet nedir? Veya Kur'an veya dersteki lezzet nedir? Taayyun. Taayyunun teleşuatları yani. İpuçları. Allah'tan lezzet alıyorsun. Allah'tan. Yani o lezzet şöyle diyor. Araladığı zaman bu açı ufak bir lezzet ama aralı. Ben senden şu anda razıyım. Zaten hepsinden inşallah razıydı ama ayağın ediyor o mertebeyi. Hani aralıyor kendisini. Abi
İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Şimdi o makam duanın münacat olduğu makam. Çok doğru. Buraya kadar duadır. Evet. Orada bunu evet doğru. Sana diyemezsin çünkü. Evet. O orada tayin ve teşahhus artık sıfatlardan, vasıflardan, renklerden, varoluşlardan sıyrılmanın makamıdır ki sıyrılmanın en şartı kusuru derüfte etmekle olur. Kusuru derüfte edebilmek için terklerin nispetinde kusurları derüfte edeceksin. İyâke nâbudu. Orada işte herkesin bir sırrı var. Allah diyor. Benim de sırrım var. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Olduğu enede. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Bu taayyun ediyor. Sır. Peki bilinmiyor mu? Bilinse sır değil. Peki şunat sır mıdır? Değildir. Sırdır tabii gayiptir ama haber verilmiş ya. Yani. Garip bir iş işte. Hani işaret-i ceza diyor ya, ya bu kadar şeyleri yapan, fitne fesat çeviren bu insanın melekler demiş, yaratılmasında ne hikmet vardır? Orada diyor ki, insandan bir şey takip ediyorum ki, o sırdır, o sırrı için muvakkaten günahına, kusuruna, küfrüne, şirkine müdahale et. Sırrı iman burası mı oluyor? Abi? Sırrı tevhid ile diyor, burada diyor. Ne diyor? Sırrı tevhid ile imanla müşahede olunur diyor. Evet. Bir de sırrı iman var yani. O, diyor, o manevi teşebbüs, o kusur tayyü, sırrı tevhid ile imanla müşahede olunur. Evet. Onu ancak şu sırrı imanla ifade böyle konuşursun. Kafir böyle konuşur mu? Yani imanı olan da değil, sırrı imanla konuşulur bunlar. İfade edilir de. Edilmez de, edilemeyeceğini edilir, söyler vesaire. Ama orada o sır, ben onu kastetmedim şunu, işaretizasındaki küfrü, şirki, dalaletleri, bidatları icat eden, yapan. Niye yaşamasına fırsat veriyor? Niye bu kadar zulüm yapana ismi yok etmiyor? İnsandan takip ettiği bir gaye. O gaye, o şey, taayyunu, onun helak olmasına müsaade etmiyor. Bir sır var. Peki, o bilmese de mi abi? Bilmese de. Bilmese, hissesi yok. Mesela şöyle diyeyim. Benim şu anda, benim tarla, babamda kalan tarlada meyveler var mı? Olmuş mu? Yiyorlar mı çıkırsızlar, kuşlar? Lezzet alıyorlar mı? Benim tarla dediler ama haberim var mı yok. Lezzetim var mı yok. O haberim yoksa böyledir. Misal. Hani bilmese de böyledir. İkincisini sana söyleyeyim. Her kuşun, her hırsızın lezzet alma kablosu bana da takılmış. Onların lezzeti bana da aktarılsa. Kuşun lezzeti ben de alsam. Bütün kuşları çağırırım. Onun için derim ki bütün derse, herkes derse gelsin. Sadece lezzet temelli mi? Misal. Hayır. Değil. Yani Allah'ın bizim dünyamızda lezzet ve ancak... Yani Cenab-ı Hak için de hat-ı mukaddesi var yani. Bak, şunat, o şeyi nedir? Taayyunu sen şey yapayım. Tencere getir. Şefkat-ı mukaddesi'yi koyar mısın? Muhabbet-i münezeyi de koy. Sefki, şefki, sururu. Lezzet-i mukaddesi'ni koyduk mu? Şef ve surur. Koyduk mu? Lezzet-i mukaddesi'ni üstüne koy. Memnuniyet ve iftihar. Karıştır. Toplamının cimi. Taayyun. Allah'ın şefkati, muhabbeti, sevgi, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftiharın cemi, taayyun. Bu taraf. Bu aynı şeyin Allah tarafı sır. Yani benim bir sırrım var. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım.
Allah'ın o sırrı nasıl? Sana göre Allah nasılsa, Allah'ın da sırrı biz böyleyiz. Yani gayiplik manasında değil. Yani biz et ve kemikle, et ve kemiğe büründük. Dünyada Yunus diye ilan edildik var ya. Biz et kemik miyiz? Evet, et kemikle kendini tanımlarsan, et kemiğe taalluk eden şartlar, onların lezzetini ve elemini alacaksın. Ölüm de bedenedir. Bedenin öleceksin. Niçin haşir meydanında bazılarının geldiği anda olmuştur hesabı, bazı asırlar geçecek. Bu sır. Yani maksadı âlâ fark edip ona uygun terklerimizi koymak, sıraya koymak. Bütün terklerinizi değil bir tane yapın. Senede bir tane terke muvaffak olur mudur? Terk. Terkler olmadıkça tayyun. Tayyun, teşahhus, o evvel. Onda hiç zaten görmüyoruz. Tayyun ve teşahhus ediyor. İşte bunu da ekleyeyim, kaderi izah etsin, yeri gelmişken. O Allah tayyun ve teşahhus etti mi? Onun içerisinde de Allah'ın zatı ve sıfatı sıfatları artık bilmiyorum kanun etti mi bir şekilde bulunuyor. Orada irade var, orada tayin ve teşahhus. O irade işte mutlak hürriyet oradan geliyor bizim. Hürriyetimiz. Ama bunu bilen de mutlak hürriyetlik olur. İstinan ne kadar olursa hür olursun var ya, maddi bir manevi istinan. Yani ihtiyar akliyedir, arza bakar. Elestu bi rabbikum kalu bela meselesinde irade, o iradenin hürriyeti, o enedeki Allah'ın tayin ve teşahhus etmesinde bulunuyor. İşte mutlak hürriyetimiz, mutlak irade sahibi oluşumuz oradan geliyor. Orası. Ondan dolayı kaderin arkasındayız. Çünkü subuti sıfatlarda kader iman var mı? Esma'da var miktar. Kaderin kaynağı nedir biliyor musunuz? Subuti sıfatta kudrettir. Matematik kudrete dayanır. İlim diyor, kudretten eamdır, daha geniştir. Çünkü kudret mevcudata taalluk eder. İlim ise madumata da içine alır. Tekmen ise ilimden daha eamdır. Çünkü o mevcut, madum, mümteniye de şamildir. İşte kaderden de arkadadır o irade. Yani arkada derken kader kudrete dayanır, irade iradedir. Aynı makamda. Ama farkındalığın olursa bu, zatı sıfata da geçersin, tekvine de geçersin. Şuunattan da konuş yaparsan insan bir alem ya. Öyle. Artık bu şeyleri konuşan veya bunları tefekkür eden için artık ya kader bağlanmış öyle mi? Artık demez. Onlar aleminde bitirmiştir. Belki ifade edemez. Burada keselim mi? Bu dersi şunu bitirmeyelim. Çünkü ezmeyelim. Bunu haftaya buradan kalbi üzerine şey yapalım. Namaz geçmesin diye. Duamızı da inşallah yapalım sana. Yani inşallah dua işte. Halet işte. Haletimiz dua olsun inşallah. Çünkü bunun üzerine böyle bir aklı koyup da aklı bazı seslenişler yapmak. Ki biraz önce dedin ki, dualar münacata dönüştü. Evet. Şu anda münacattır zaten. Evet. Çünkü dua bir düşüncenin eseridir. Münacat haldir. Halimiz münacat olsun inşallah. Amin. Geçmişlerimizi haberdar etsin. Amin. Onların çok ihtiyaçları var. Bir de dava kardeşlerimize var ya, Müslümanlara, haseten Nur Talebe'nin içerisinde bu işte meşgul olanlara veya merak edenlere, Rabbim katından, fazlından onlara ve bizlere bu hakikatle haklanmayı, bunları merak etmeyi, bunlarla meşgul olup da hayatını ve alemlerini
inşa edip ihya etmeyi nasip etsin. Bununla meşgul olurken Allah hepimizin canını almasını, yani teris olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi, Allah'lığın hatırına. El Fatiha.